HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.03'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi biliyorsunuz, gündeme dair soru, görüş, öneri, düşünceleriniz için 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazmak isterseniz yayın içerisinde okuyacağımı belirteyim. Biliyorsunuz bugün Galatasaray Antep'le kendi sahasında maç yapacak. Hedef tabii Galatasaray'da Kadıköy'e lider olarak gitmek istiyor. Gaziantep Futbol Kulübü maçı saat 20'de. Biliyorsunuz daha önce Avrupa maçlarından dolayı maçlar ertelenmişti. Bu haftada bugün Galatasaray'ın maçı var. Beşiktaş'tan çok önemli açıklamalar geldi. Tabii ki konunun detaylarına gireceğiz. Galatasaray'da önemli gelişmeler var. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da ve Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri tek tek konuşacağız. Günaydın. Aygün abi, günaydın. Kimle görüşüyoruz? İyi haftalar. Kolay gelsin. Güngören'den Sait. Sait kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol Sait'cim. Sen nasılsın? İyi misin? Hoş geldin. Dinliyoruz seni. Buyurun. Sağ ol Aygün abi. Şimdi Aygün abi, büyük bir maçı geride bıraktık. Evet. Trabzon'la oynadığımız maçı. Hı hı. Ama güzel bir maç oldu. Çok çetin bir maç oldu. Yani birer puan hak edilir mi? Bu tartışılır. Hani Beşiktaş etkili gibi gözükse de bence son vuruşlarda ya biz iyi değildik ya Uğurcan çok panterleşti. Zaten bizim özellikle bence benim fikrim Aygün abi bu. Uğurcan'ın Beşiktaş maçlarına ayrı bir konsantre olduğunu. Ama Uğurcan bu dönemde son haftalarda hakikaten inanılmaz bir çıkış yapardı. Yani geçen senenin son haftalarından bu hafta bu döneme bakarsan hakikaten iyi bir performans var, onu da söyleyelim. Evet, sezona iyi başladı. İyi başladı. Yani Avrupa maçlarında da iyi. Hele o Rafa Silva'nın bir vuruşunu nasıl çıkardı? Yayınlanır gibi değildi ya. Yani onu zaten 2-3 tane Uğurcan olması lazım. O topu çıkarsın. Onu bile çıkarttı. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Ama yıllardır bu görünüyor. Beşiktaş maçlarında bir tık daha özel hazırlanıyor. Onun da sebebini gerçekten ben bilmiyorum ama iyi maç oldu. Çetin bir maç oldu. Güzel maç oldu. Şimdi pazar günü bence full statta olacak olan Eyüpspor maçına çok iyi çıkmamız lazım. Artık sezon başı olmasına rağmen eğer üst taraftan uzaklaşmak istemiyorsak böyle bir kadroyla Eyüp maçını kesinlikle kazanmamız gerekiyor. O yüzden dolayı da ben o günde stadın full çekeceğini düşünüyorum. Toparlayalım yavaş yavaş. Son abi, saniyelerin. Ama toparlıyorum Aygün abi. Çok zor bir pisttir. Bizi bekliyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah anımızı nakide çıkarız abi. Peki, çok teşekkürler. Kendine çok çok iyi bak. Evet, derbinin hakemi büyük ihtimalle Atilla Karaoğlan olacak. Tabii VAR'la ilgili birçok isimlerde konuşuldu ama Atilla Karaoğlan olacağı kesinleşti şimdiden de. Tabii atamaları biliyorsunuz bilgisayar yapıyor ama bazı atamaları tabii ki kişiler kendi yapıyor. Günaydın. Günaydın Aygün abi, iyi yayınlar. Teşekkürler, kimle görüşüyoruz? Hayır, ben İstanbul'dan abi. Abi şimdi son dönemlerde Mourinho'nun açıklamalarıyla ilgili böyle sürekli medyada konuşuyor bazı spor yazarları. Yalnız yıllardır şimdi rakip takım hocası sürekli böyle işte gider yapıyor. Sürekli böyle rakibi baskı altına alacak konuşmalar yapıyordu. Maalesef ki aslında doğru olanı biz yapıyorduk. Bizim hocalarımız yapıyordu ama maalesef bu ülkede bu düzenli olmuyor. Yani Mourinho bence şu anda doğruyu yapıyor. İşten geçten sonra konuşmaktansa şimdiden konuşması çok iyi. Ben her zaman söylemiş olduğum gibi bizim en büyük yıldızımız Mourinho. Mourinho'ya çok güveniyoruz. Böyle maalesef aslında belki spora aykırı olabilir ama şimdi rakiple böyle sürekli uğraşmak. Ama maalesef ki bu ülkede bu işler böyle yürüyor abi. Yani şimdi yıllardır rakip takımın hocaları sürekli konuşuyordu. Bizim İsmail hocamız, Aykut hocamız hiçbir şekilde bu polemiklere girmiyordu. Kazanan öbür taraf oluyordu abi. O yüzden bence evet, doğru yapıyor. Destekliyorum ben Mourinho'yu. Şimdi hafta sonunda karşılaşma var. Evet, cumartesi günü.
Cumartesi günü ben Fenerbahçe'nin maçı alacağını düşünüyorum abi. Şöyle rakip benim hiç umurumda değil abi. Yani Osimhen maske mi takıyor? Başkanın kramponla mı geliyor? Hiç fark etmez. Ben bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Yani Tozic kadroda olacak mı abi? Yani sakatlığı var. Olacak. Olacak. Söylemler vardı olacak, ama. Olacak. Kadroda olacak. Karşılaşmada Fenerbahçe derbi düşünüyorum. Maç 2-0'a gelince Rolanti'yi aldılar. Çok fazla riskeye de girmek istemediler. Çünkü en ufak bir şeyde maalesef ki bizim futbolcularımız hemen sarı kart görebiliyor abi. O evet. Yüzden ben çok doğal karşılıyorum 2-0'dan sonra böyle Rolanti'yi almalarını. Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı? Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben maalesef ki Türk futbolunda şu anda 3 büyük bir iki takım daha. Belki Başakşehir'i, Trabzon'u koyabiliriz arkalarına ama diğer takımlarda uçurum var abi. Yani bu sene ben diğer takımların kolay kolay puan alabileceğini düşünmüyorum bu takımlardan. Peki. Çok teşekkür ederim. Maalesef ki böyle. Teşekkür ederim abi. Farklar çok fazla çünkü. Doğru söylüyorsun. Kendine çok iyi bak. Artık çıta çok açıldı. Yani geçen sene rakamlar 210-220 milyonlardaydı. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın bütçeleri. Beşiktaş'ın geçen sene 100-150'lerdeydi. Trabzon 100'lerdeydi. Bu sene tabii onlar da rakamları çok aşınca dört büyük takımımızın diğer takımlarla aradaki puan, farkı maliyet anlamında marka değeri anlamında hakikaten inanılmaz rakamlar oluştu. Kolay değil mücadele etmek. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Fenerbahçe taraftarım, isim Mustafa. Buyurun Mustafa Bey, hoş geldiniz. Ben geçen hafta da aramıştım, hakemler belli oldu diye sizi de görüşmüştük. Evet, maçtan doğru. Hakemleri belli oldu. Ya ben MHK geldi, değiştik, tekrar değişti. İşte yeni federasyon başkanı da hani özellikle VAR'da hata yapan hakemlere gerekli hani müdahale yapılacak demişti. Doğru. Fenerbahçe maçında VAR'da olan hakem tekrar maç verildi. Şimdi ben ödüllendirildi artık, yani, diyoruz ona biz. Ödüllendirildi ama tesadüf de olabilir. Ya hakikaten başka, doğru söylüyorsun. Yani, bakayım onun videosunu bulmaya çalışacağım. Doğru. Ya ben diğer radyo spor, yani spor programlarını da dinliyorum, izliyorum. Yani diyorlar ki hakemlere, diyorlar Galatasaray'ı mı gözetin ya da diğer rakiplere, takımları mı gözetin, yani onlara iltiması da öyle demiyorlar işte, böyle atamalarla düzgün yönetmiş gibi. Doman tekrar maça veriliyor, Turgut'tu. Neydi ismini de, yani insanlara hata, ya Fenerbahçe'ye karşı hata yapan hakemler diğer maçları devamlı alıyor. Ama Galatasaray'a hatalı karar veren hakemler maç alamıyor. Ya da Mourinho'nun iyi dediği hakem bir dahaki hafta maç alamıyor. Yani işte hakemlere hani mesaj diyorlar ya, subliminal mesaj. Ya illa git bunu kolla, şuna şöyle karar ver diye demiyorlar yani. Şimdi federasyon başkanı da hani Trabzonspor'dan gelme bir şey başkan. Evet. Yani oranın eski başkanıydı. Evet. Hakemler belirlenirken onun döneminde sıkıntılı olan hakemlerin hepsinin gönderildiği söyleniyor. Ben bilmiyorum, siz daha iyi takip ediyorsanız. Operasyon yapıldı diyelim onlara. Yani şimdi böyle bir ortamda biz nasıl bir hakem şeyi bekliyoruz, yani düzgün karar versin. Halil Umut Meler'in hafta içi büyük maçı var Avrupa'da. O kendine mazeret yazmış. Eğer doğruysa, spor programında dinledim bir hakem, Ömer Faruk İnal'da. Yani mazeret belirtmiş, istememiş maç. Gidiyorlar Fenerbahçe Kasımpaşa maçını veriyorlar ve yan hakemleri onun devam ettiği hakemler değil, yardımcılar. Yani Avrupa'da gittiği yardımcılar değil. Hani hangi iyi niyet var, hangi kötü niyet var? Ya da niye siz en iyi hakeminizi bu maça, Avrupa'da oynayacağı bir maçtan önce veriyorsunuz? Yani niye? Toparlayalım, hızlı toparlayalım. Son cümleler. Ya bu hakem olayları değişmeyecek mi? Biz yani hep artık futbol değil de yani hakim mi konuşacağız? Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, 10-14'ü gösteriyor. Telefon almaya devam ediyoruz. 10.30'a kadar telefon alacağız. Ondan sonra programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Günaydın. 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 Merhaba, kimle görüşüyoruz? Mehmet, ben İstanbul'dan. Buyurun Mehmet Bey, hoş geldiniz. Birkaç kere aramıştım. Denk geldi, düştü yine de. Ha, buyurun. Şey soracağım. Ben Fenerbahçeliyim de. Futbolu beğeniyor musunuz? Futbolu mu? Futbol. Oynadığımız futbol. Fenerbahçe'nin mi, genel andan ligin? Yok yok, Fenerbahçe'nin. Ligde zaten ara çok açık ama. Ya yani şöyle sana söyleyeyim. Futbolu, güzel futbolu izleyip puan alamamaktansa kötü futbol oynayıp şampiyon olmayı her zaman tercih ederim ben.
Biz çünkü sonuçta şampiyon... gülmeyin ama yani. Yani bu takım çok iyi bir futbol oynayıp ikinci olması mı sizin için daha önemli? Kötü futbollarla, kısır skorlarla şampiyon olması mı sizin için daha önemli? Bu futbolla bir şampiyon olabilir miyiz? Nereden biliyorsunuz olamayacağını? Bu hafta ben hasta Fenerliyim. Ben 40 yıldır maçlara gidiyorum. Maraton tribünlerine de çıkarak, tribünleri arkadan çıkarak diyor. Ben idman kaçırmıyorum. Yani bu futbolla, bakın Galatasaray bize 3 tane atar Kadıköy'de. 3 tane atar, 3 tane. Bizde yani bir tane topçu almışlar. 100 kilo güreşçi gibi abi. Görmüyor musunuz? İrfan Can'ı oynatmıyor, öbürünü oynatmıyor. Ya bu takım mermi gibiydi ya, ne oldu bu takıma? Mermi gibi takım bıraktı onu İsmail Kartal. Biz Galatasaray'ı 10 kişi orada perişan etti. Kalemize gelemedi. Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yanlışsam yanlış söyleyin. Trabzon'u biz görüşürüz o ortamda... Tabii ki, saygı duyuyorum. Bu o ortamda, o ortamda Trabzon'u biz orada yendik ya. O ortamda Trabzon'u yenemez yani kolay kolay artık. Yani bu takım... Ya mermi gibi bir takım bırakmışız biz sana. Oynattığın futbola bak ya. Böyle bir şey olabilir mi? Öne geçiyorsun 2-0. Ya sen Fenerbahçe'sin, 5-6 yapacaksın. Adamlar paldır küldür geliyor. Adamlar Allah'tan yeteneksiz, atamıyorlar. Atamıyor adamlar. Yani birazcık yetenekler olsa adamlar belki 3-2 öne geçecek. Yani ben anlamıyorum ya bu. Yani amacı nedir? Yok biz o... Ya bırak arkadaş Galatasaray'ı Fener'i. Yani topunu oyna ya. Galatasaray'la uğraşmayın. Bunlara girmeyin. Oyna kardeşim. Top oynamıyoruz. Peki, peki. Çok teşekkürler. Biz yeniliriz hocam. Toparlayalım hızlı hızlı. Son cümleyi alayım. Biz bu hafta yeniliriz hocam. Peki. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Evet, telefon almaya devam edeceğimizi belirtelim. Galatasaray Süper Lig'de oynadı. 4 maçı kazanan Galatasaray erteleme maçına Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Bu akşam Sarı Kırmızılar'da 5 eksik bulunuyor. Detayına birazdan gireceğim. Günaydın. Günaydınlar Aygün Bey. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Sultan Gazi'den Ünal, Galatasaray taraftarıyım. Buyurun abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tam maçın üzerine ben... Evet, tam anons yaparken siz aradınız, buyurun. Evet, yani. Şimdi bir önceki bağlanan benle arkadaşa şunu diyorum. Derbilerin skoru hiçbir zaman belli olmaz. Tabii, belli olmaz. Hani Galatasaray çok rahat yenecek diyor da, ben Galatasaraylıyım. Tabii kazanmak isteriz ama öyle her şey kolay değil. Doğru. Gerçekten. Ya benim burada... Daha öncelerden de konuşuyordunuz. Jose Mourinho bile gelse hani geleceğini bilmeden bunun teknik direktör bile olamaz dediğini söylemiştiniz ve gerçekleşiyor yavaş yavaş mı dediklerini. Şunu söyledim. Bizde öyle bir insanlar var ki dedim 3 hafta sonra Jose Mourinho da hoca değilmiş derler dedim. Bu cümleyi hep söylüyorum demediler zaten. Demediler mi? Diyorlar. Diyorlar zaten canım, demez olurlar. Diyorlar ama ben Jose Mourinho Türkiye'ye geldi. Keşke altına gelseydi diyorum bak. O kadar da söylüyorum. Çünkü bu adamın kariyeri belli, şeyleri belli, kupaları belli. Bir de şunu diyecektim. Lejyonerlerimiz, Kerem Aktürk, Oğuz Bol attı. Orkun Kökçü 2 asist yaptı. Evet. Arda Güler'in sayesinde bir penaltı oldu. Emin Bayram bir gol attı. Bunları da bağlanan taraftarlar, hangi olursa olsun bu lejyonerlerimizi desteklememiz gerekiyor. Sonuçta milli takımın futbolcuları bunu çoğu. O yüzden yani hafta sonu içinde diyorum yani 3 ihtimalim sana göre. Anladım, peki. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, telefon almaya hızlı hızlı devam edeceğiz. Çok dinleyicimizin olduğunu söylüyor Yücel. Bütün hatlar yanıyormuş. Günaydın. Günaydın Aygün abicim. Merhaba, kimle görüşüyoruz? İsmim Ali, Ankara'dan arıyorum efendim. Alici Bey hoş geldiniz, buyurun. Ben suç işlemeden bu bilet skandalı ve bu yasa dışı sponsorluklarla ilgili konuşmak istemiştim ama sizin de görüşünü almak isterim. Buyurun. Ya şimdi mesela sizin görüşünüz nedir? Suç işlemeden dikkat edelim. Rütük var biliyorsun Ali Bey. Rütük var, evet. Rütük. Ona göre konuşmalarımıza biraz dikkat edeceğiz. Buyurun. Aygün abicim, ben Fenerbahçeliyim. Şimdi bu bilet olayları ya da bu yasa dışı bahis reklamı alan, eğer bir suç yoksa, buna devlet bir müdahale etmiyorsa, bizim Fenerbahçemiz de bu işleri yapsın. Haksız rekabet olmuyor mu? Bu konuda sizin görüşlerinizi almak isterim. Anladım. Peki, ekleyeceğiniz başka bir şey var mı Ali Bey? Saygılar sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu imkanı bize verdiğiniz için. Her zaman efendim, her zaman. Programın ikinci bölümünde bu konulara biraz daha detaylı gireceğimizi belirtelim. Hızlı hızlı telefon almaya da devam edelim. Günaydın. Günaydın. Uyandırmadık inşallah. Kendi sesimi duyuyorum. Herhalde düştü attan dinleyicimiz.
Kendi sesimi duymaya başladım çünkü. Herhalde uyandırdık tahmin ediyorum. Uyuyordu beyefendi. Biz aramıyoruz da. Bazen diyorlar ya. Böyle söylüyorsun diyorlar. Siz mi arıyorsunuz? Beni de arayın diyorlar. Yok öyle bir şey. Ben arada ara böyle böyle ironi yani. Biraz hafif böyle bir espri yapmaya çalışıyorum. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Koray ben Kadıköy'den abi. Daha önce çok görüştük seninle. Koray Bey hoş geldiniz. 2-3 bağlanana 2-3 bağlanana vardı. Ne dedi acaba 2-3 bağlanana ne dedi? Maratondan tırmanarak giriyordum. Ha evet tamam bu aynen futboldan memnunum değilim diyen. Futboldan memnun değilim diyen biz abi. Biz de o tribünlere çok tırmandık doğru söylüyor o demirlerden. Biz de çok tırmandık ben de doğru muhtemelen söylüyor. Aynı yaşlarımız yakın. Biraz daha genç gözüküyorum. Daha önceki İnşallah daha ya öyledir. Hepimiz öyleyiz şaka yapayım buyurun. Şimdi Jorge Jesus geldiğinde de herkes dünyaları yıkmıştı Fenerbahçe'nin büyük takımında. Burada sana bağlanıp demiştim ki ben daha sezonun başı bu kadar erken konuşmayın demiştim. Hı hı. Ne olmuştu? Son 10 hafta Fenerbahçe gol atamadı. Doğru. İsmail Kartal da şimdi zımba gibi takımdı diyor. Ne oldu? Fenerbahçe son 10 hafta gol atmak için yani bir tarafını yırttı. Bu gidişatla değişen bir şey ki Jose Mourinho'nun genel oyunu bu zaten. Oyun stili bu zaten. Manchester United'a bakın çok kötü döneminde geldi aynı futbolu oynattı. İşte Roma'ya gitti Roma skoru gitti, elde ediyor. Skoru elde ediyor. Skoru alırım devam ederim aynen, diyor adam. Aynen. Yani Chelsea'deki futbolu beklemesin kimse. Chelsea'deki kadroyu Aykut aynı Kocaman'a da Ersun Yanal'a da verin. O futbolu oynatır zaten orada. Bana da versen ben de oynatırım o kadroyu. Ben de oynatırım. Takımın başında dursam zaten ondan sonra saçma sapan insanlar geldi Chelsea'nin başına. Chelsea yine aynı futbolu oynamaya devam etti. Tabii. O yüzden kadroları ve takımları karıştırmasınlar doğru. Lütfen. Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun Mersi. Evet devam ediyoruz. 10.21'i gösteriyor. Günaydın. 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 Alo. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhaba kimle görüşüyoruz? İsmim Fırat İstanbul'dan arıyorum. Tır şoförüyüm. Valla tır şoförü müsün diye soracaktım biliyor musun? İsimden önce çünkü böyle bir uzun yola giden gibi böyle bir ses geldi böyle dışarıdan. Yok şu an park halindeyim Aygün abi. Ha. Yarın olsa da Hakan abiyle sizin şöyle gülmelerinizi bir dinleyelim. Ha, yarın Hakan Can reklam arası Hakan Can programına hoş geldin diyeceğiz. Aynen. Buyurun, buyurun, buyurun. Abi şimdi ben şu az önce bir dinleyicimizle yine bu hakem atamalarıyla ilgili bir şey söylemişti. Ben de onunla ilgili bir fikir sunmak buyurun istiyorum. Efendim, buyurun daha buyurun. Önce belki konuşulmuştur. Şu an bildiğim kadarıyla yapay zeka atıyor hakemleri. Uzun sürede yapay zeka atıyor ama yapay zekayı da bizim insanlarımız yüklüyor. Sonuçta gene biz atıyoruz. Doğru. Şöyle olabilir. Bazı isimlerde test var. Hani insanların kafasında soru işareti kalmaması için şöyle olabilir mi? Nasıl? Canlı yayın yapabilirler mi? Mesela o anı. Yapay zekayla atıyoruz kardeşim. Bakın işte kimsenin aklına soru işareti kalmasın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Onu da yapamazsın. Efendim? O da olmaz. Olmaz değil mi abi? Neden olmaz? Bu hikayeyi anlatacağım. Yani. Ya hayır. Ya orada bir program olması sıcak top, soğuk top diye bir şey söyledi Ahmet Çakar. Ahmet Hoca. Evet. Hatırlıyor musun? Dedi ki Şampiyonlar Ligi'de bir kura çekimi yapacağım dedi. Bak bu takım bunlarla eşleştireceğim dedi. Hatırlıyor musun? Evet. Attılar evet. Topu falan sıcak soğuk derken dediği takımları çıkarttı. Doğru. Ya burada yani, bir değişiklik var yani onu söyleyeyim sana. Biraz zor bu iş. Yani zor abi. Zor. Umarım herkes liyakatla yönetir maçları. Yani forma i̇nşallah. Rengine bakmadan. Hak eden kazanır inşallah. Fenerbahçe taraftarıyım. Alanya Spor maçında da stattaydım. Ha. Ya Fenerbahçe güzel top oynuyor bence. Yani insanların neden Mourinho'nun oynattığı futbolu beğenmediğini anlamıyorum. Yani sonuçta bir Mourinho. İlk 5'te saysanız ilk 3'e rahat girecek bir teknik direktör dünya çapında. Hı hı. İnsanlar yıllardan beri gelmeyen o şampiyonluk hasretiyle tabii bir de şu an kötü görünüyor. Bir de Mourinho bildiğiniz gibi dili sivri bir insan. Herkesle uğraşabilecek potansiyeli var. Onun için de insanlar belki bunu beğenmiyor ama bence şu anda Fenerbahçe doğru yolda ve arzulanan şampiyonluğu da yıl sonunda hep beraber kucaklayacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Kolay gelsin size de. İyi ne diyelim trafikte güzel yolculuklar dileyelim değil mi? Öyle denir. Keyifli sürüşler diyelim. Doğru söylüyorsun. Unutmam bu cümleyi bulamadım çünkü biliyor musun? Keyifli sürüşler çünkü tır kullanmak hakikaten kolay değil ya. Aslında bir tır şoföre bağlanırsa bir şey soracağım. Çünkü tırlarla ilgili bazı kazalar görüyorum. Onun nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Dinleyici mi var? Günaydın. Günaydın. Günaydın Aygün. Günaydın. Adana'dan arıyorum. Nasılsın Aygün Bey? İyiyim. Siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Teşekkür ederim. Benim Ferhat. Ferhat Bey hoş geldiniz. Ferhat da Şirin. Adana'da dağları deldi Ferhat abim benim.
Doğru mu? Kesinlikle. Ben Twitter'dan sizi genelde takip ediyorum. Yaptığınız paylaşımların altına pek beğenmiyorum bakar, diyorsun. Yorum yapıyorum. Bana çok sallıyorlar. Hiç önemli değil Ferhat abi. Ben kesinlikle beğeniyorum. Öyle bir şey söz konusu değil. Yok, yani tarafsız olduğunuzda da evet, tarafsız olduğunuzda da tüm samimiyetimle inanıyorum. Şimdi Aygün Bey, ben bir şey söylemek istiyorum. SPK'ya açık olan bütün firmaların, bütün şirketlerin yaptığı bütün anlaşmalar şeffaf olmak zorunda. Kesinlikle. Veya toplantıları halka açık şirketlerin açık olması gerekiyor. Borsada. Ben bunu merak ediyorum. Galatasaray Spor Kulübü, mesela Fenerbahçe Spor Kulübü de Yüksek Divan yaptığı zaman kendi televizyonundan, özel firmalarının televizyonlarından canlı yayınlanıyor. Ama ne hikmetse bu kara borsa bilet olayı çıktıktan sonra Yüksek Divan bundan sonra canlı yayınlanmayacakmış. YouTube üzerinden yayınlanmama kararlılığında, doğru evet. söylüyorsunuz. Peki Aygün Bey, şunu söylemek istiyorum. Bir insan suçluluk hissetmese böyle bir şey yapabilir mi? Vallahi şimdi Hayri Kozak, Sayın Hayri Kozak bu işi çıkaran kişiydi. Dün Hayri Bey savcıda ifade vermeye gitmiş. Çünkü evet. Dursun Bey demiş ki biz böyle bir şey yapmıyoruz. Bunları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Dün Hayri Bey, onun birazdan zaten sevgili Osman Şener'le konuları konuşacağız. Yani konuşacak çok konu var bu anlamda. Evet. Yani, Aygün abi. Bu iş bizlik bir iş değil ama söyleyeyim. Bu iş bizi aşan bir iş. İstiyorum. Şimdi kör göze çöp batırma diye bir tabir doğru, var bizim dilimizde. Şimdi böyle bir olay yaşadıktan sonra bir bahis şişesinin de reklamını alıp da 14 milyon dolar gibi bir büyük bir mevlayı nasıl kendilerine bağladılar? Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Sabah Mert Bey ve Ali Bey konuştu da ben oradan kulak misafiri oldum. Hayri Kozaklı Galatasaray'ın en köklü insanlarından bir tanesi. Camianın en sevilen isimlerinden biridir Hayri Bey. Tekirlikten geldiğini, bunu Mert Bey hem üyesi olduğu için söyledi. Hem de Galatasaray'dan söylüyor bunu. Yani ben şunu anlamak istemiyorum. Bizim Fenerbahçe taraftarları olarak yani şu an futbolu şunu bunu eleştiriyoruz ama öbür tarafa baktığınız zaman bütün yasa dışı işler bir şekilde yapılıyor ve bu hani göz göre göre yapılıyor ve kimse buna müdahale etmiyor. Dur demiyor diyorsun. Doğru. Evet. Doğru. Yani ne federasyon, bakın federasyon başkanını yeni seçti değil mi? Evet. İbrahim Bey. Dedi ki ya işte hakemler hata yaparsa ben hesabını sorarım. Abicim yap o zaman. Hesabı soramıyor maalesef. Arşivlerde kalan bir video gibi kaldı şu anda. Maçın 12. dakikası Halil Umut Meler'in bariz bir şekilde omzunu genişleterek koluyla topu önüne çekmesine neden kimse ses çıkarmadı? Fenerbahçe bu maçı kaybetseydi ne olacaktı? Ortalık yangın yana dönecekti. Doğru. Bilmiyorum. Toparlayalım. Yani. Hızlı toparlayalım. Evet, son bir dinleyici alacağım çünkü. Evet. Bir de şunu söyleyeyim Aygün abi. Lütfen taraftara biraz daha mesafe açarsanız konuşma için. Ha, süre anlamında mı? Tamam. Şey olarak, süre anlamında tamam. Derken bizim değil. Bireysel olarak değil mesela. Genel olarak mesela yarım saat bırakıyorsunuz. Bazen ama bazen de 40-45 dakikada yapıyorum biliyorsun. Tamam, bu bunu dikkat alacağım, merak etme. Çok merak teşekkür etme. Ederim. İyi yayınlar. Süreyi arttırabiliriz, hiç merak etme. Son bir dinleyici alalım. Ondan sonra reklama gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da yavaş yavaş programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Biraz daha uzatalım istersen ya. 3-5 dakikada. Tamam. Son dinleyicimizi alalım. Ondan sonra reklama gidelim. Sonra tekrar dinleyici almaya devam edelim. Ben söz dinlerim biliyorsun. Dinleyicimiz dedik biraz daha işledi. Ben söz dinlerim. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Nasılsınız? İyiyim, nasılsınız? Kime görüşüyoruz? İsmim Kasım. İstanbul'dan arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Taksiciyim. Nasılsınız? Biliyorum Kasım Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Siz o Yel Derimi'ndeki miydi? Neydi? Yoksa nerenin taksisiydi? İstanbul Havalimanı. Havalimanı. Tamam, siz havalimanı, doğru. Evet, İstanbul. En zenginlerin havalimanı. Olduğu liman. Oradan şehre gitmek maaşı bırakıyorsun. Maaşı bırakıyorsun resmen ya. Buyurun. Aman o konulara girmeyelim. Girmedik zaten, girmedik. Müşterileri kaçırmayalım. Evet, buyurun. En son konudan başlayayım. Halil Umut Meler'den arkadaş laf attı. Halil Umut Meler sizin de söylediğiniz gibi çok iyi bir hakem değil. Değil. Ali Şansalan değil. Halil Umut Meler de iyi değil. Yani, Arda kardeşler de iyi değil. Atilla Karaoğlan da iyi değil. Allah söylüyorum ben bunları arkadaşlar. İyi değiller ya. İyi değiller. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Hatta sabah programında Ali Erim tecrübeli hakemden bahsetti. Şimdi tecrübeli hakem ama bunların tecrübesi de bir işe yaramıyor. Fenerbahçe maçında iki tane pozisyon söyleyeceğim. Aytaç Kara denen futbolcu, futbolun şeyi, topçuların şeyidir. Yani ne diyeyim? Tecrübelisin diyeyim. Tecrübelisi. Yani akıllı futbolcu. Anladım. Akıllı futbolcu. Zihni yani futbolcu. Hakemi her zaman kandırabiliyor diyorsun. Tuzağa düşüren futbolcular. İki pozisyon ceza sahasına yakın pozisyonda çuval gibi attı kendini yerine, ikisinde de
foul verdi. Foul'le hiç alakası yok. Yani foul aldı. Foul aldı diyorsun. Foul aldı. Hiç alakası yok yani. Ya tecrübeli hakem bunları yemez. Bu bir. Bir de Mourinho ile ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun efendim. Mourinho Türkiye ligin kalitesini yükselten, marka değerini yükselten bir kişi. Doğru. Dolayısıyla Mourinho'ya laf söylemek herkesin haddi değil bence. Genel hocalar hakikaten önemli. Van Bronckhorst'la başlamak. Yabancılar anlamda söylüyorum arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ya, Okan Hoca'yı niye söylemiyorsun diğer Galatasaraylı arkadaşlar, ama gelen yabancılar şu anda olduğundan dolayı söyledim. Doğru. Buyurun. Dolayısıyla bizim marka değerimizin yükselmesiyle insanların burayı tercih etmesi açısından çok daha önemli bir nokta. Bunları söylemek istedim. Kolay gelsin. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Bir de şöyle söyleyeyim. İki aramada bu sefer düştü. Yine bugün çok şanslıyım. Maşallah. Son dinleyici yok. Birkaç dinleyici de açtık. Açtık. Demin çünkü dinleyicimiz dedi ki biraz daha uzatır mısın dedi. Ha, onu da kırmayalım dedik. Birkaç dinleyici de alacağız. Kısa bir araya gidiyoruz. Kalsın ve kendinize çok iyi bakın. Size de bol kazançlar diliyoruz. Bütün taksici kardeşlerimize de bol kazançlar dileyelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Günaydın. Günaydın. Düştü herhalde tahmin ediyorum dinleyicimiz. Günaydın. Alo, selamun aleyküm Aygün Bey. Aleyküm selam, kimle görüşüyoruz? Efendim, Kayseri'den Semiz Ayla Çocuğu. Nasılsınız efendim? Semiz Ayla Çocuğu. İsim ne? Mustafa Duman Aygün Bey. Hani seni gençken tanımıştım ya. Doğru doğru Mustafa. İyi misiniz? Keyif arası. Allah razı olsun. İzmir'den bir konuşucu Ahmet arkadaşım arıyor, satılıyor, ona selam söylüyorum. Aygün Bey, inan ki iki haftadan beri 10 kişi sana ulaşmaya çalışıyor, ulaşamıyor. 10 kişi? 10 kişi, evet. Çeviriyoruz, bir türlü düşüremedik Aygün Bey. İlk defa ben düşürdüm. Aygün Bey şöyle, hani sen sayıyorsun ya, toparlayın falan. 2 dakika, 3 dakika diyorsun mesela, bütün arkadaşlarımız derdini anlatsa olmaz mı? Daha güzel olmaz. 2 dakika veriyoruz zaten abi. 2 dakika, sen şimdi konuşurken süren bir anda azaldığını fark edemiyorsun. Benim de şimdi evet, kronometre işte var. Abi basıyorum düğmeye. O yüzden toparla diyorum. O toparla dediğim an aslında 2 dakikayı bitmiş oluyor. Anladın mı abi? Toparla demem, evet, ekstradan vermiş oluyor sevgili abicim. Evet, benim. Doğru. Doğru Aygün Bey. Şimdi niye biliyor musun? Mesela biz futbol severler olarak biz de sana mesela yetişmeye çalışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Konuşalım, anladım abi. Edelim diye. Onun için bir de orada adam transformundan tut çorabına varasıya kadar anlatıyor. Ona gerek yok. Biz hemen söyleyelim, kapatalım. Doğru. Saygılarımı sunuyoruz. Sağ ol. Kendine çok çok iyi bak. Son bir dinleyicimizi alıyoruz. Günaydın. Günaydın abicim, hayırlı haftalar. Avcudan Selçuk ben abi. Nasılsın? Selçuk kardeşim iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin? Hoş geldin Selçuk. Sağ olasın abicim. Allah razı olsun abicim. Abi şöyle bir şey demek istiyorum ben. Buyurun Selçuk. Bana göre abi Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi hoca şu anda Mourinho. Neden bunu söylüyorum abi? Geçenlerde futbol bırakmış biri arkadaş hoca kıyaslaması yapılıyor. Fatih Terim mi Mourinho mu? Dendi, kalktı Fatih Terim dedi. İyi ki erken bırakmış futbol o zaman. Evet, ben bundan rahatsız oldum. İsmi de Batuhan Karadeniz. Söyleyeyim yani. Ya Batuhan'ı ciddi mi alıyorsun Allah aşkına ya? Dinlenir mi Batuhan Karadeniz'i? Çok komik bir cevap benim. Cidden yani. Samimi söylüyorum. Niye erken yani bıraktı, ortaya çıktı Batuhan'ı? Hatta yanındaki yorumcular dedi ki yapma abi dedi, bu kadar da olmaz diye bir telkinde bulundular. Ben telefonu kapatıyorum ama Mourinho'nun bir lafıyla kapatıyorum. İsterse topu evlerine götürsünler. Ha, anladım. Kolay gelsin abicim, kolay gelsin. Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere. Evet, bu kısmı yavaş yavaş kapattığımızı belirtelim. Artık dinleyici kısmı çok teşekkür ediyoruz. Gene her zaman olduğu gibi yoğun bir ilgi vardı. Birazdan zaten ara ara da gelen mesajlarınızı da okuyacağımı belirteyim. Birazdan sakin Galatasaray maçına zaten geçeceğiz. Detaylı bilgileri aktaracağım. Tabii ki yaşanan bazı olaylar var, onları konuşacağız. Beşiktaş kulübü çok sert açıklamalarda bulundu. Zaten biliyorsunuz maçtan sonra da Trabzonspor kulübü de başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın da sert açıklamaları var. Artık yani tabii geçen sene ne demiştik? İki takım var, diğer iki takım maalesef geride kaldığı için bu sene çok daha sert geçecek demiştim. Açıklamalar anlamına baktığımız zaman geçen sene hem Beşiktaş hem de Trabzonspor geride kalmışlardı. Ondan dolayı da yaşanan en ufak sıkıntıları bile artık
bir şekilde konuşmayarak kapatmaya çalışıyorlardı. Ama bu sene öyle olmayacağını sezon başı zaten söylemiştim. Yarışta Fenerbahçe, Galatasaray haricinde ciddi anlamda yatırım yapan Trabzonspor ve transferler yapan, yatırım yapan Beşiktaş da devreye girdi. Yani bu sene biraz daha rüzgarın sert eseceğini ne diyelim, TFF'sinden MHK'sine kadar, varından avarına kadar çok sert geçeceğini tekrar belirtmek istiyorum. Evet, dün bu akşam zaten biliyorsunuz Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edeceğini demin de söylemiştim. Trendyol Süper Lig'in ikinci sezonunda şampiyonluk yaşayan Galatasaray 2024-2025 sezonunda da iyi başlangıç yaptı. Sarı Kırmızılar ligde çıktığı 4 maçı da kazandı. Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesi Galatasaray'da 5 eksik bulunuyor. Maura Icardi ve Hakim Ziyech sakatlıkları nedeniyle bu maçta kadroda yer alamayacaklar. Yeni transferler Osimhen, Jakob ve Zalai ise statü gereği maçta görev alamayacaklar. Onu tekrar söyleyelim. Galatasaray'a şöyle baktığımız zaman, muhtemel 11'ine baktığımız zaman Mustera'yı görüyoruz kalede. Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus ve Batshuayi 11 ile başlaması bekleniyor. Galatasaray'ın şu an hattımızda Millet Gazetesi Spor yazarı Osman Şener var. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Valla sevgili Aygün, bugün iyi bir günümde değilim. Senin de yönetici olduğun Spor Yazarları Derneği'ne gidiyorum. Ahmet Çakır'ı kaybettik. Evet, biliyorsun. Evet, Allah rahmet eylesin. Orada tören var 12'de. Çıktım yola ama inan dün akşam uyumadım yani. Ahmet çok kibar, terbiyeli. Yani örnek bir insandı sizler gibi. Evet. Yani çok üzgünüm. Son vazifemizi yapmaya gidiyorum yolda ama bir yandan da hayat durmuyor biliyorsun. Evet, hayat ya, devam ediyor. Hele bu hafta derbi var. Evet. Herkes kilitlenmiş oraya. Herkes bir şeyler söylüyor. Yani maksat futbolumuzu kirletmek. Efendim, Galatasaray'da futbolculara kart göstermiyorlarmış. Efendim, neymiş, Osimhen'in maskesi sakatlıyormuş. Bir sürü hikayeler abi. Bir sürü hikayeler. Galatasaray, efendim, bu anlaştığı sponsor bilmem neymiş. Ya artık ben sıkıldım biliyor musun Aydın? Yani biz sahada futbola dönemeyeceğiz yani. Dönemeyeceğiz. Bir türlü dönemeyeceğiz yani. İyi ki Galatasaray var. Galatasaray olmasa bizim sevgili arkadaşlarımız ne konuşacak, ne yazılacak onu da bilmiyorum yani. Evet. Tören 12'de değil mi abi? Spor Yazarlığı tören saat 12'de başlayacak. 12'de başlıyor. Hı-hı. 12'de başlıyor Aygün. Yani bunun yanında bu hafta Fenerbahçe tamam ilk kere iyi oynadı. İkinci yarı iyi değil de daha defansif. Skoru biraz daha elde ettikten sonra biraz daha rolantiye aldı gibi geldi. Bu ölçü değil. Derbi maç için bunlar ölçü değil. Gözünü seveyim. Tabii. Gözünü seveyim. Yani derbi maç. Galatasaray şöyle oynadı. Fenerbahçe böyle oynadı. Derbi maçlarının havası apayrı. Yani orada Fenerbahçe kazanmak için bütün futbolcular varın yolu koyacak. Galatasaray'da futbolcular da oradan iyi bir sonuçla döndü. Onlar da varını yolu koyacak. İşin özeti bu yani. Hani evet. Bir önceki maç, üç maç öncesi falan o geçmiyor. Bütün futbolcular kendi performanslarını bu derbi maçında zorlar. Zorlar. Bunun çaresi yok bunun. Zorlar. Ama ben iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'de iyi takım. Galatasaray'da çok iyi bir takım. Ben orada iyi bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah artık hakemdi bilmem neydi şuydu buydu bunları bırakırız. Çıkan hakem de çıksın adaletli doğru dürüst bir maç yönetsin. Bıktık çünkü yani. Harbi bıktık. Gerçekten bıktık. Özellikle son haftalarda yaşanan olayları gördükten sonra hakikaten insanlar bıktı. Futboldan soğuduk ya. Ya ben işte hakem konuşmaktan yani, bıktım hocam. Vallahi bıktım ya. Evet, senelerdir yani işte seninle beraberiz. Yani senelerdir hep aynı şeyler ve sevgili Aygün. Ya çıkın doğru dürüst yönetin. Sana ne? Hangi takım kazanırsa kazansın. Senin vazifen hakem olarak kuralları uygulamak. Hı hı. Var hakemi. Sen orada görüyorsun, ekran var önünde. Hele senin hiç hata yapma şansın yok. Doğru. Ama maalesef sevgili Aygün, bizim burada bu bitmiyor. Bu bitmiyor. Gene sezon sonuna kadar biz bunları konuşacağız. Herhalde öyle geliyor bana yani. Hocam, yeni federasyon başkanı bir ışımla tepelerinde bineceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım, bilmem ne, şimdi sabredin diye, ama hiç değişen bir şey yok sevgili hanım.
Evet, federasyon başkanı açıklamaları vardı ama hakikaten dediğiniz gibi Sayın Osman Şener, hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı Sayın Osman Şener var. Dediğimiz gibi ortada değişen hiçbir şey yok hocam. Yok, değişen hiçbir şey yok, olmayacak da ya. Ya hakemler inan takır takır gidip kuralları uygulasa, dört dörtlük, sana göre bana göre değil. İnan bu futboldaki kavga tartışma hepsi bitecek sevgili Aydın. Bitecek yani. Kulüpler de birbirine düşmeyecek. Ama çık kuralları uygula ya. Sana göre bana göresi yok bu işin. Bu futbolun kuralları var, koymuşlar. Ama maalesef bizim kurallar Avrupa'da farklı şey yapıyor. Uygulamıyor. Burada uygulamıyor. Bak sana bir pozisyon söyleyeyim. Bu Masuaki, Trabzon Beşiktaş maçında. Evet hocam. Masuaki'nin pozisyonu. Masuaki'nin pozisyonu. Bana göre kırmızı değil o. Onu sana söyleyeyim bir kere. Yani biraz daha üzerinde olsa kırmızı olabilir diyorlar da yani ama kadının biraz üstü ama başka bir şey söyleyeyim. Buyur hocam, buyur hocam. Sonra döndü. Kocaeli Manisa Spor maçına. Evet. Seyrettim. Maçın 90. dakika veyahut da uzatmaları. Galatasaray'dan giden Kocaeli'ye Oğulcan. Aynı pozisyon, aynı pozisyon. Direkt hakim çıkardı kırmızı evet, kartı. Evet, direkt verdi. Ya peki neden böyle oluyor? İşte benim anlatmak istediğim bu sevgili Aygün. Yoksa sen ona göstermişim, buna göstermişim de değilim ben. Kuralları siz hepiniz birden eğitim alıyorsunuz. Yani bunun süperlik hakimi, birincilik hakimi yok. Hepsi birden aynı eğitim evet, alıyor değil mi? Evet hocam. Neden bir maçta öyle, öteki maçta böyle? Benim anlayamadığım bu kargaşanın da çıktığı sebep bu sevgili Aygün. Bu. Bu yani. Ama maalesef biz bunun önüne geçemiyoruz. Ya bir futbolcu gelmiş. Ya, bu futbolcu Türkiye'ye geldi. Hazır olur, hazır olmaz. Bilmem ne. Değil mi? Sen Fenerbahçe'nin pazar diyoruz. Santrafor'a. Evet. Evet. Ölmesiyle. Tamam kardeşim. Biraz sabırlı olun. Değil mi? Bunu Galatasaray'da yapıyor. Efendim, Fenerbahçe'nin parası yanmış, çöp almış, onu yapmış, bunu yapmış. Galatasaray sarayı aldı, aynı olay. Yani kimi alırsa alsın bu takımlar. Yani çıkıyorlar ki bu motor biliyorsun değil mi? Basınca gaza çalışıyor. Tabii 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 tabii. Gaza gelenler hemen çok var hocam. Evet, hemen çıkacaklar, oynayacaklar. Ben sana bir şey söyleyeyim. Pazar günü adamı eleştiriyorsun. Tamam, adamın 4 tane deparı var. Müthiş bir depar boşluğa. Önüne topu atamadı Fenerbahçe'nin orta sahası. Evet. Aksa adam gidecek, adam futbolu biliyor ama herkes farklı gözle bakıyor. Sen hiç futbol oynama, bir tane gol at, kralsın. Bizim maalesef Türkiye'de. Bizim ülkemizde böyle hocam zaten. Gol attın mı kralsın. Kralsın böyle ama ben öyle düşünmüyorum. Artık bir daha düşünmeyeceğim. Zaten o tür düşünenlerle de ne sohbet edeceğim ne cevap vereceğim. Çünkü neden? Onlar futbolumuzu kirletiyor sevgili Aygün. Yani öyle bir yere geldik ki burada Aygün ile Osman program yapıyor. Doğruları konuşmaya çalışıyor elinden geldiği kadar. Bizim de yanlışımız olabilir. Bizim önümüz yok. Burada ben şimdi çıkacağım, Fener'e sallayacağım, sen Galatasaray'a sallayacaksın. Harika program. Bin tane tebrik ederim. Ya ben bıktım bundan ya. Bıktım yani, hakikaten bıktım ya. Hocam çok mesaj geliyor sana. Ali Fatih Aşkara demiş ki yayınlar Aygün Özbek abi. Osman abi de selamlar demiş. Ahmet Çakır'a Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Kimse de demiyor ki Yeler'de 10 milyon verdik adam 11'e giremiyor. Kimse de demiyor iki takımda kanat forvet kalmadı. Kimse demiyor ki ne oldu bu kara borsa işi diyor. Ahmet Fatih Aşkara. Ya transfer anlamında biraz Galatasaray'ın hata yaptığını düşünüyor musun hocam? Ben düşünüyorum yani, bunu geçen hafta da yazdım sevgili Aygün. Yani ben ya Kerem Aktürkoğlu hadi gitti neticede para kazandı. Evet. Ama bir şey demiyorum. Ama sen Zaha'yı gönderiyorsun. Senin kanat oyuncun. Bir de üstüne 4 milyon euro da para veriyorsun. Evet. Oliveira'ya gönderiyorsun. 5 milyon küsür bin lira para veriyorsun. 5.6. 5.6 ya, bu hata değil mi yani? Hata değil mi yani, bu kadro mühendisliğini kim yapıyor değil mi? Evet. Kim yapıyor yani? Bu sene Okan Buruk'la, Sayın Okan Buruk'la bazı futbolcuların çok sıkıntı yaşamasından dolayı Okan Hoca'nın bu operasyonları yaptırdığı konuşuluyor hocam. Böyle ama bir duyum geldi mi size? Sevgili Aygün. İkili ilişkiler hani, anlamında. Her şey olabilir değil mi? Evet. Her şey olabilir yani, ben şöyle diyorum ama bir teknik direktör elini masaya vurabilse yani... İstemezse gitmeyecek bu futbolcular dese
herhalde gönderttirmez değil mi? Değil mi? Evet. Yani senin çünkü Zaha'ya ihtiyacın var. Oliveira'ya ihtiyacın var. Var mı yok mu? Var. Kanat oyuncu yok. Oliveira müthiş bir orta saha. Senin şampiyonluğunda en büyük pay sahibi. Evet, doğru. Geldiğin sene. Ama yok ya sevgili Aygün. Takım içindeki ortam iyiyse futbolcunun performansı da değişiyor. O diyalogları, arkadaşlıkları, kardeşlikleri. Ben şimdi bakıyorum. Bu sezon, şimdi şu transfer sezonu bitti. Herhalde herkes bir oh çekmiştir. Tüm futbolcular da çekmiştir. Bir, herkes rahatladılar herkes şu anda. Doğru. Şimdi artık bakıyorsun. Mesela Rizespor maçında ben farklı bir Galatasaray gördüm. Şöyle farklı bir. Hani oyun oynadı, 5 tane gol attı, ilerisi için ümit verdi. Onlara yeni transferler parladı. Onlara hiçbir şey söylemiyorum. Olur. İyi oynadıkları maçta olur, kötü oynadıkları maçta. Ama maç sonrası, maç içinde o takımdaki beraberlik yani benim hoşuma gitti. Yine Galatasaray özüne döndü dedim. Mesela gol atılıyor. Biz Osimhen attı zannettik değil mi kafayla? Evet, orada öyle zannettik. Abdülkerim atmış. Orada bir sahne var. Ama bizde kimse konuşmuyor. Şimdi Osimhen Abdülkerim'e diyor ki sen mi attın ben mi attım diyor. Abdülkerim diyor ki ya diyor, birimiz attık ama bir hangimiz attık diye bilmiyorum. Ya bunlar güzel, takımın içinde bunlar güzel şeyler biliyor musun? Hani neticede Galatasaray gol attı. Yani o atmış, bu atmış, o kadar önemli mi? Değil. Hiç önemli değil. Yani bunun gibi şeyler, Galatasaray'da bir farklılıklar görüyorum. Fenerbahçe'de öyle. Ne tatsızlık var ne bilmem ne var. İnşallah yani bundan sonra Avrupa kupaları da başlıyor. Hiç kimsenin birbirlerine uğraşacak hali zamanı kalmayacak sevgili Aygın. Çünkü haftada iki maç oynayacaklar değil mi? Evet. Hem de zorlu maçlar. Başladı Avrupa artık. Kupaları. Süreçler başladı. Kulüben iyiyse, kulüben iyiyse bu süreci atlatırsın. Ama iyi değilse kulüben, yedek kulüben iyi değilse biraz sıkıntı yandım yaşarsın. Yandın. Mesela yandın. Beşiktaş'ta ben bunu görüyorum hocam. Ya Beşiktaş'ın evet 11'i muhteşem ama sonradan oyuna girenler çok büyük değişim yapamıyor Beşiktaş'ta. Biraz Beşiktaş'ta kulübede sıkıntılar var. Trabzon'da biraz sıkıntılar var. Galatasaray'da ufak tefek de olsa biraz sıkıntılar var hocam, söyleyeyim. Var tabii yani var. Şöyle. Yani geçen sezon Okan Hoca şapkadan tavşan çıkardı. Evet. Hatırla. Barış Alper'i sağa koydu, sola koydu. Kaan Ayhan aynı şekilde yaptı. Değişik yerlerden yaptı. Ama başarılı oldu. Kaan Ayhan'ı da yaptı. Hı-hı. Gene bu sene öyle yapacak yani, sen sol bek aldın. O sol bek seninle 70 maç oynayamaz sevgili Aygın. Oynayamaz. Yani Galatasaray'ın forvette sorun yaşamaz, orta sahada yaşamaz. Ama arka blokta yaşar. Yani yaşar değil. Alternatif futbolcuları koyacak. Ve Rizespor maçında da Saray'da Terole'yi çıkardı. Bana göre çok doğru bir şey yaptı. Yani yüklenmedi. Böyle değiştire. Skoru bulduğun zaman onu yaparsın. Bunları yapacaklar. Fenerbahçe de yapacak. Ne yapıyor? Ceko'yu koymuyor. Başka bir santrafı koyuyor değil mi? Evet. Ceko'yu koyuyor. Doğru söylüyorsun. Yani bunları böyle yapacak ama. Enes'i koyuyor. Ceko'yu bizde, koyuyor. Bazen Cenk yok halledecek. Öyle halledecek orayı. Bizde herkes antrenör. Herkes antrenör abi. Tek. Ya koca buraya gelmiş. Okan Buruk'u kaç tane şampiyonluğu var. Ne diyorlar? Neden Yusuf Demir'i koymadı? Avaz avaz bağırıyorlar. Ne diyeyim? Ne diyeyim sevgili Aygün? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Biz böyleyiz. Böyle kötü milletiyiz. Dünyanın en iyi milletiyiz. En sevecen milletiyiz. Ama maalesef bu futbolda bir vahşileşen bir zümre var. Onlar güzellikleri duymak istemiyorlar. Hep böyle hırgür olsun, kavga olsun, bilmem ne olsun, sağ olsun. Hakemlerimiz de buna çanak tutuyor. Doğru. Hocam Ahmet Alma Genç Fenerbahçeli ne demiş biliyor musun? Osman abimi çok seviyorum demiş. Ara ara bana söylüyorsun ya, beni konuşturma Aygün diyorsun ya. Demesi beni bitiriyor demiş. Osman abiye sorar mısın? Bu yaşta bu enerji maşallah nereden geliyor demiş hocam. Bu yaşta ya, bu enerji nereden geliyor sana hocam? Ya sevgili Aygün. Biz sen de ben de şimdi bana geliyor. Aygün şöyle, Aygün böyle. Ben mesaj atıyorum. Ya Aygün'ü tanıyor musun sen? Aygün'ün nasıl olduğunu. Ha, Aygün şimdi Aygün ben de geliyor. Yeri geliyor Fenerbahçe'yi eleştiriyorum değil mi? Evet. Sen de Galatasaray'ı eleştiriyorsun. Tamam kardeşim, bir anda onu siliyorlar. Sen dünyanın en kötü insanı oldun. Doğru. Doğru. Yok sevgili Aygün, öyle değil. Ben inan senin için bana haftada 200 tane mesaj geliyor. Yok ama tanı kardeşim, Aygün'ü tanı.
tanı. İnsanları tanı. Tamam. O bir politikadır. O da görmek istediği yerden, herkes görmek istediği yerden görür. Mesela bugün bir eski futbolcumuzu, bir tanıdığımız senin de çok iyi, isim vermeyeyim burada, bağırıyor. O Osimhen diyor. Efendim diyor. O diyor maskesi diyor. Sakat diyor diyor. Parçalıyor adamı diyor. Kardeşim UEFA izin veriyor. İtalya Futbol Federasyonu buna izin veriyor. Değil mi? Evet. Hepsi veriyor. Sen nereden buluyorsun? Ama Galatasaray bu hakemle artık durun. Neydir? Galatasaray'a sarı kart göstermiyorsunuz. Ya dedim ki insanlar cinnet geçiriyor. Heh, ben böyle yapar mıyım? Ölsem yapma. O da mesela dün oturuyoruz. Mustafa Hoca da yanımda. Ya 100 kişiden 50 kişisi efendim İsmail'in pozisyonunu penaltı. Kasımpaşa maçında. Hatırla. Hatırladım. Şimdi sen diyorsun ki ya diyorsun diye unutabiliyor muyum? Evet. E kardeşim sen onu öyle gördün. Ben de futbol kurallarına bakıyorum, açtım. Bu işi çok iyi bilen hakemlerle konuştum. Çok iyi. Yok değil diyor. Değil diyor. Yani bunu ne yapacağız? Bunun ortasını nasıl bulacağız? Ortasını bulmamız mümkün değil hocam. Mümkün değil. Ne yapacağız ortasını bulmak için? Çok kısa bir reklama gideceğiz hocam. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10.53'ü gösteriyor. Hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı Osman Şener. Hocam bu akşam da bir Antep maçı var. Tabii bir erteleme maçı. Tabii ki söyleyelim. 5 futbolcu da oynayamayacağını da belirtelim. Hakim Ziyech ve Icardi biliyorsunuz sakatlıklarından dolayı evet. Yoklar. Evet. Yeni transferlerde tabii Osimhen, Jakobs ve Zalai de statü gereği. O zamanki maçtaki verilen tabii listede olmadıklarından dolayı oynayamayacaklar. Transfer, ara transferden geldiklerinden dolayı. Neler söylersiniz hocam? Valla sevgili Aygün, ben yani Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın kadrosunun geniş olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani burada tamam kolay maç yok. Yani onu söyleyeyim. Hani evet maç doğru. Her maç ama, doğru. Ama yani Galatasaray burada kendisi aslında 50 bin taraftarı gider bir maçı öncesi. Futbolcular bu futbolculara bağlı bir şey. Yani ben Galatasaray bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Burada yani Galatasaray 3 puanı alır. Hani Galatasaray zaten bugün oynayacağı maç derbi maçı öncesi bir hazırlık, moral maçı gibi bir şey olacak yani. Ya öyle olacak yani, bunu abartmamak lazım. Tabii Gaziantep'te sunmak istiyor Süper Lig'e. Onlar da elinden geleni koyacaklar ama sevgili Aygün, kalite farkı o kadar çok var ki. Arada değil mi? Kulüpler arası. Kasımpaşa maçını seyrettim Fenerbahçe'yle. Yahu sevgili Aygün, nasıl yenecek Kasımpaşa Fenerbahçe'yi? Herkes bir şey diyebilir. Ben Rize Spor Galatasaray maçını söyledim. Rize nasıl yenecek Galatasaray'ı? He? Bana söylesene sevgili Aygün. Yok ha, çok fark var arada. Yani sevgili Aygün, bak daha bunlar insanlar farkında değil onu. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bundan sonra esas lig daha yeni başlıyor onlar için. Bundan sonra esas takım forma girecek. Erken forma girdiği zaman geçen sene Fenerbahçe girdi, sonra neler yaşadı gördün değil mi? Evet. Erken forma girdi. Ama bu sene öyle değil. Bunlar akıllı, Domino'yu akıllı, Okan Hoca akıllı, o da tecrübelendi, kaç tane şampiyonluk yaşadı. Yavaş yavaş sevgili Aygün olduğu zaman o form durumu daha uzun sürüyor. Şimdi bunu yapıyorlar bu sene. Şimdi artık bunlar bu sene derbi maçıyla beraber artık vitesi 5'e atacak iki takımda sevgili Aydın. Çünkü önümüzdeki hafta içinde Avrupa Kupası maçları var, Avrupa Ligi biliyorsun. Artık bundan sonra böyle gidecekler. Böyle yani artık bunda bir çapa aramayın. Yok efendim Rize şöyleymiş, yok efendim Kasımpaşa Fener'in arka bahçesiymiş, öteki bilmem neymiş. Evet ya, ya yok o kaleci onun şeyiymiş, ya, o sattı maçı, o elini çekti buradan. Ben onlara artık sıkılıyorum, böyle diyenlere de sıkılıyorum ya, hakikaten sıkılıyorum ya. Yani bunları artık konuşmamız lazım. Bak bir şey söyleyeceğim. Benim akrabalarımın hep söylüyorum, yarısı Fenerbahçe'yle hem de kongre üyesi. Doğru. Ya ben ona salladım, buna salladım Fenerbahçe'den. Hiç görüşmüyorum ki spor yazarının, bu mesleği yapanın bunu yapmaya hakkı yok. Hiçbir spor yazarı hiçbir takımın amigosu değildir sevgili Aydın. Doğru. Gördüğü doğruları söyleyecek. Ben akrabam için Fenerbahçe kulübüne telefon açayım. O da kongre üyesi zaten.
ya derbi maç için bilet istiyorlar, ne kadarsa ücreti iyi bir yerden olsun diye ben rica edebiliyorum Sevgilay. Bu önemli yani, bir şey hocam. Sevgilay mı, sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ben gideceğim Kadıköy'de, orada bir çay kahve içeceğim. Bu yaştan sonra gelecekler. Bana terbiyesiz adam bilmem ne hakarete uğrayacağım. Allah canımı alsın, daha iyi benim. Veyahut da sen geleceksin, böyle olacak yani. Biz yapamayız sevgili Aygün. Bunu yapamayız. Ha, doğruları söylüyoruz, Fenerbahçe'yi de eleştiriyoruz. Belki de derbiden sonra her iki takımı da eleştireceğiz. Bize kimse neden eleştiriyorsun demiyor. Ama biz amikoluk yapmıyoruz iki takım içinde. Bildiğimiz doğruları söylüyoruz. Neyse onu söylüyoruz hocam. Gördüğümüzü yani söylüyoruz. Bunu ama biz maalesef yapmıyoruz. Ama Ahmet Çakır da bizim gibi bir insandı. Evet. Hatırla. Of, Ahmet Çakır çok büyük kayıp. Yani çok büyük Allah razı olsun sizlerden, sen yöneticisin. Oğuz Tomsör'ü. Burayı pırıl pırıl bizim mabetimizi yaptınız Levent'i. Biraz sonra da saat 12'de tören olacak. Herkes gelecek. Sonra üstündeki öğle namazına camiden kaldıracağız, son vazifemizi yapacağız. Ya biz böyleyiz. Şimdi burada hepimiz sarmaş dolaş olacağız değil mi? Birbirimizi belki aylardır görmediğimiz insanlarla burada karşılaşacağız. Doğru hocam. Yani çizgi bu olmalı bana göre, ama sallıyorlar abi, salla. Ne o? 3 tane tık fazla alacağım. 3 kişi helal olsun Ahmet abi, Çetin abi, Kamil abi diye övgü alacağım diye elinden geleni yapıyorlar. Ben yapamam sevgili Aygün bak bundan sonra. Sen de yapamazsın onu. Yapamayız öyle hocam artık yani. O tip insanlar değiliz zaten, biliyorsun. 3 kişi 5 kişi bize övgü şey yapacak diye kendi karakterimizden de ödün veremeyiz hocam. Doğru mu? Ya sevgili Aygün, şimdi kusura bakma. Sen Dursun Özbek'i, ben Ali Koç'u gördüğüm zaman saygı göstermek mecburiyetindeyim ya. Bunun başka çaresi var mı sevgili Aygün? Tabii makama saygı her zaman yapılması gereken bir şey. Biz nerede yaşıyoruz? Milyonların liderleri çünkü onlar. Ya milyonların liderlerinin ben hayatımda hiçbir zaman parti tutmadım. Ya orada böyle bakıyorum görüşmeler ya. Benim için hangi parti olursa olsun kardeşim. Sen inandığın bir şey var mı? Tamam, sen onu savunursun. Doğru. Ben onu savunurum ama kimse kimseye düşman olamaz ya. Olamaz. Yani biz ne olduk böyle sevgili Aygün? Şaşırıyorum yani. Ben şaşırıyorum. Artık hiç kimseyle oturup ne futbol, ne siyaset, ne bilmem ne görüş bildiremiyorsun. Ya ver kızışsan arıyorlar, yazıyor sevgili Aygün. Konuşamıyorsun kimseyle hocam. Mesela geçen gün Eskişehir'de bir sorun vardı. Siz koydunuz. Sevgili Saadettin Saran. Gitti o problemi halletti değil mi? Hemen halletti. Doğru. Hayretti. Eskişehir'e ben hepsinin sahip de çıkacağını düşünüyorum. Nasıl Bursa Spor bu hafta 40 bin kişi oynadı. Eskişehir de öyle olacak. O stat inanılmaz bir stat var. Timsah Arena maalesef. Seyirci de öyle. Bak mesela o Saadettin Saran olayını biz siz koydunuz. Bir iki kişiye. Hiçbir yerde gördün mü? Yok. Yok. Abi biz güzel şeyleri sevmiyoruz ki. Neymiş efendim Saadettin Saran gündeme gelmesi. Ya bırakın artık bu işleri ya. Bırakın artık bu işleri, gözünüzü seveyim ya. Saadettin Bey de pek çok sevmiyor reklamı abi, yani sen de bunu çok iyi biliyorsun. Ben Saadettin Saran için çok konuşmuyorum. İyi. Genel anlamda ama, söylüyorsun. Hı-hı. Ama biz güzel yapılan bir işi de söylememiz lazım sevgili Aygün. Doğru söylüyorsun, orada haklısın. Orada söylememiz lazım yani. Bilmesi şimdi, lazım insanların. Evet yani, tabii Saadettin Saran'ı bir grup çok seviyor, gerçekten seviyor. Sporun içinde olan bir insan, bak hepimiz konuşuyoruz onun sayesinde değil mi, sesini duyuyoruz. Evet doğru. Bir grupta öcü gibi göstermeye uğraşıyor. Ya ben buna karşıyım ya sevgili Aygün. Doğru. Ben buna. Kardeşim Galatasaray bilet, efendim Karaborsa bilet olayı varmış. 56 milyon euro bilmem ne yapmış sevgili Aygün. Ne yaptın? Kombineleri iptal ettin. Sen orada 20 maç kalkıp da hepsini Karaborsa satsan 56 milyon toparlayamazsın. Yani bu nedir? Sonra gidiyor savcılığa veriyor başkan Dursun Özbek. Savcılık da bunları ifadeye çağırıyor. Hocam onları soracağım zaten. Hayri Kozan da bu anlamda açıklamaları var. İsterseniz siz telefonunuzu kapatın. Bir daha arayalım sizi. Reklama gitmem gerekiyor. Bir de saat başı haberimiz var. Telefonunuzu kapatın hocam. Tekrar arayalım biz size. Tamam sevgili Peki. Aygün. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. HDI Sigorta.
Evet, ters köşe devam ediyor. Hattımızda Millet Gazetesi spor yazarı Osman Şener. Hocam, Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, karaborsa bilet satış ve bazı yöneticilerin bundan menfaat elde ettiği yönündeki yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. Benim ifade vermeme neden olan kişi Dursun Özbek'tir ve benim için başkanlığı bitmiştir. Ben 80 yaşına birkaç yıl kalmış çok iyi bir Galatasaraylıyım. Dursun Özbek diye birini artık tanımıyorum ifadelerini kullandı ve bundan sonra da Divan Kurulu toplantına katılmayacağını duyurdu. Hayri Kozak'la ilgili neler söylersin Sayın Hayri Kozak'la ilgili? İşte demek ki bundan sonra Divan Kurulu'na gelmeyecek, orada huzur olacak ya. Ya sevgili Aygün, bir şey söyleyeceğim sana. Sen beni suçluyorsun. Ben de gidiyorum savcılığa, diyorum ki bak böyle bizi suçluyor. Bunu ispat etsin diyorsun. İspat etsin diyorsun. Savcı da Hayri Kozak'a ve başka 18 kişi yanılmıyorsam onları çağırıyor. Bunda ne var terslik? Ne yapacaktı Başkan Dursun Özbek? Susacak mıydı? Yani ben koca Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'de de olabilir, Beşiktaş'ta da olabilir ama bunların bir raconu var. Böyle Galatasaray Kulübü'nü rezil etmek böyle rezil eder gibi. Herkesin ağzına 20 gündür bu konuşuluyor biliyorsun. Evet, uzun zamandır bu konu konuşuluyor. Olmaz. Ben buna karşıyım yani. Bugün sevgili Hasan Arıtı'la yapsalar, Başkan Ali Koç'a da böyle bir şey yapsalar, hadi oradan derim yani. Ne yapacak yani, kulüpten 15 milyon euro cebinden para vermiş. Dursun Özbek'in de şey değilim, yanlış anlama yani. Koruyucusu değilim diyorsun. Hayatım boyunca bir iki kere cenazede rast geldim. Bugün de herhalde rast geleceğim. Ondan sonra cenazede sevgili Ahmet Çakır'ın. Ama yani bu iş kolay değil yani. Sen birisi sana hırsızsın dese çıldırırsın değil mi sevgili Aygün? Tabii canım, onu ispat ederim yani. Gidip bir de bu resmen hırsızsın diyorlar ya. Ben de gidiyorum, ne yapabilirim? Ya seni çekeceğim, bir kafa atacağım sana. Veyahut da gideceğim savcılığa, adliyeye. O da adliyeye gitmiş. Sonra onun yüzünden ifade verdi. Ne kardeşim, hiç gocunma. O zaman orada şov yapmayın. Neyse gerçek değil ki. Bak bu ispatı. Git sen de savcılığına, madem böyle bir iddianız var, karşılığını göster orada. Ver, ispat et, değil mi? Benim görüşüm bu yani. Yani sen koca Galatasaray Başkanı, Dursun Başkan'ın bir sürü hatası var. Bir sürü. Ama kardeşim, sen ne olursa olsun onu kongre seçmiş. Sen onu kalkıp da sen orada hırsızlık yaptın. 56 milyon euro bilmem ne. Nereden çıkartıyorsunuz 56 milyon euroyu? Nereden yani? Ben Başkan Dursun Özbek'e şöyle kızıyorum. Ya orada ismi geçen bir iki tane yönetici var değil mi? Evet. Şu olaylar temize çıkana kadar onları kardeşim, siz kenarda durun artık, yani yöneticiliğiniz şu olay bitene kadar bitmiştir de. Ondan sonra araştırılsın, çıksın. Bunu yaptı. Başkan Özbek onu yapmadı. Yani şimdi ne yaptı? Bir Cenk Erkin'i verdi yem olarak, değil mi? Evet, onun Cenk. O da zaten transferden dolayı gitti tahmin ediyorum. Yani o transfer şeylerinden dolayı. Biraz ya tepkiden dolayı. Sevgili Aygün, sarayı kim aldı? Şeyi diyorlar. Erdem Bey'in o yabancı şeyi. Sarayı o almadı. Kim aldı? Osimhen'de doğrusun. Osimhen'de. Cenk Ergün aldı. Cenk Ergün aldı. Yedersi de o aldı. Yani tamam, ben Cenk Ergün'le de öyle ya. Hayatım boyunca iki kere yan yana gelmiş bir insanım. Ben öyle şeyleri sevmem zaten. Hani bizim arkadaşlarımız çıkıyor televizyonlara, gazetelere. Bir bakıyorsun Cenk Ergün kahraman diyor. Ertesi hafta istifa etmeli diyor. Biz o tip adam değiliz. Doğru. Ama baktığın zaman Sabri'nin Mabri'nin açıklamaları var. Mesela benim canımı okudu dedi. Hatırla, Sabri Sarıoğlu. Evet, doğru. Benim kaptanlığım aldı. Diyorlar ki Kerem Aktürkoğlu'nun da başına gelenlerin sebebi, Galatasaray'dan gitmesinin sebebi Cenk Ergün diyorlar. O zaman başkan nereye bekledi? Gönderseydi daha önce, değil mi? Gönderseydi yani. Başkan hamlelerinde geç mi kalıyor? Başka kongre gider mi? Öyle bir dedikodu dolaşıyor yani. Ya, sevgili Aygün, yalan söylüyorlar. Bunu söyleyenler. Galatasaray kongreye gitmez. Gitmez yani. Şu an gitme, adam daha seçim yeni olmuş. Gelmiş buraya. Bir şeyler yapıyor. Adnan Polat'a vermiş. Florya'da diyor efendim, oranın ihalesini sen yap diyor. Yani, bu kadar şey, ne yapacaklar? Bir iki kişi sana iftira atacak. Üç kişi.
Sen ne yapacaksın? İstifa edeceksin. Kongreye gideceksin. Yok Galatasaray'da olmaz yani. Anladım. Hani Hayri Kozak gibi düşünenler var. Hı hı. Ama Hayri Kozak'ın düşünce tarzının tam karşısında olanlar daha çok sevilir. Anladım. Tabii yani olmaz yani, biz doğruyu konuşuyoruz, mantıklı konuşuyoruz. Neden adam istifa etsin? Yani istifa edip evet kardeşim bu bilet yolsuzluğunu ben mi yaptım diyecek. He? Doğru. İstifa ederse o anlama gelmiyor mu? Gelir. Gelir abi. Gelir. Öyle bir şey. Gelir. Öyle bir şey olmuyor yani Hayri Kozak da. Abi Hayri abi sağ olsun, ben ona Galatasaray'ın Atatürk'ü diyordum. İnan böyle diyordum ama Hayri abi bir öyle bizi de sersem etti Hayri abi. Hmm. Yani hani o konuma gelmiş bir insanın daha bir farklı olması lazımdı. Ben Hayri abiyle 3 senedir günde 3 defa birbirimizi arayan insanlardık. Hı-hı. Hayri abiyle görüşmüyoruz yani. Mesela o da benden rahatsız oluyor. Hı-hı. Ben rahatsız olmuyorum, sadece böyle çok çıkıp orada böyle koca Galatasaray Kulübü Başkanlığı yönetimini yerden yere vurmasını da kabul etmiyorum. Anladım. Hocam ekleyeceğiniz bir şey var mı? Son söylemek istediğiniz bir şey yok, var mı? Yok, bir şey yok. Biz derneğe geldik işte. Saat 12'yi bekliyoruz sevgili. Peki yani tekrar Ahmet hocamızın mekanı cennet olsun diyelim hocam. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, attığımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı Osman Şener vardı. Hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda futbol aranadan Nurgül Günaydın var. Nurgül, yanımıza hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Sayın Ertuğrul Doğan, Sayın Başkan dedi ki hocamızın istediği her futbolcuyu alacağız dedi ve Bankalar Birliği'nden bu ay içinde çıkacağız dedi. İstersen oradan başlayalım. Sayın Şenol Güneş'in istemiş olduğu her transferi yapacaklarını söyledi. Neler söylersin? Evet, aslında çok önemli açıklamalardı. Dün Ertuğrul Doğan'ın gündeme düşen açıklamaları, yani biz de açıkçası bu kadar erken bir açıklama yapmasını beklemiyorduk. Desem doğru olur, çünkü çok hareketli bir dönem yaşanıyor Trabzonspor'da. Aygınlık, sen de biliyorsun. Teknik direktör değişikliği, evet. İşte önemli Beşiktaş maçı derken Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları oldukça önemli ve iddialı açıklamalar aslında. Sanıyorum ekonomik anlamda tabloyu da çok iyi yerlere taşımanın senaryosunu aldık. Ya bu ay içerisinde diyor Bankalar Birliği'nden çıkacağız demek, evet, bence önemli. Yani, çok önemli. Zaten bir önceki günde sermaye artışıyla alakalı olarak açıklama yapıldı biliyorsun. Evet. Hemen akabinde de bu açıklama bana göre de çok önemli Trabzonspor adına. Trabzonspor ekonomik olarak evet skor anlamında, işte sahadaki sonuçlar anlamında kötü bir gidişatı vardı ama bir yandan da biliyorsun Aralık ayında kongre var. Yönetim bir anlamda da kendini oraya hem ekonomik hem de sonuç olarak hazırlamanın çabası içinde. Şimdi sanıyorum da en önemli adım olan ekonomik adımı atmak adına da önemli çalışmalar yürütüyorlar. Şimdi Ertuğrul Doğan bu süreci sadece yani ekonomik olarak kulübü düzeltmek ya da işte Şenol Güneş'i getirdik işte Trabzonspor bir anda düzelecek söylemleriyle geçiştirmek istemiyor. Bunu fiiliyata da dökmek istiyor. Önemli adımlar atıyor. Söylemişti kendisi. Sponsorluklar, işte projeler sanıyorum çok yakın bir gelecekte, yani önümüzdeki dönem kongreden önce diye ben tahmin ediyorum Trabzonspor'dan yeni sponsorluklar ya da proje açıklamaları da gerçekleşecek, çünkü Trabzonspor ekonomik olarak gerçekten buna çok ihtiyacı var. Özellikle öyle bir transfer sezonundan çıktı ki Trabzonspor şu anda en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi bu. Dediğim gibi ben Ertuğrul Doğan'ın kongreye de bir anlamda hazırlık olarak düşünüyorum bu hamlelerini. Çünkü çok kısa bir süre kaldı. Aygınlık'ta kongre, Aralık ayında kongre gerçekleştirecek. Oraya güçlü, eli güçlü bir şekilde çıkmak istiyor. Orada en azından neler yapabildiğini anlatmak adına ve gelecekte yeniden tarafların, bileğinin, camianın desteğini ve arkasını alıp yeniden seçilebilmek adına bunlar kendisi için çok önemli. Önemli hamleler. Yakında bekleyeceğiz sanıyorum, dediğim gibi önümüzdeki kısa süre içerisinde de yeni projeleri açıklayacaklar kamuoyuna. Bunlar da hemen yine şeyin akabinde olacak diye düşünüyorum. Yani bu
son açıklamanın hemen akabinde bunlar da kongre öncesinde devam edecek. Arkası gelecek yani bunların. Evet, önemli projelerin arifesindeyiz demiş. Arifesindeyiz demiş Sayın Başkan. Evet. Ve aynı zamanda da tabii Kartal projesi var biliyorsunuz. Oradan da 3 milyar TL'nin üzerinde bir gelir beklendiğini belirtmiş Sayın Başkan. Çok önemli tabii bu ay içerisinde Bankalar Birliği'ne çıkmak bence çok önemli. Bütün kulüpler zaten Bankalar Birliği'nin anlaşmasına çıkmak için. Bir hayalin gerçekleşmesi gibi yani. Bu seçimi etkiler mi? İbreyi değiştirebilir mi? Yani seyrini değiştirip değiştirmeyeceğini çok kestirmek mümkün değil ama etkileyecek, mutlaka etkileyecek. Yani şöyle, ben sosyal medyada taraftar yorumlarına baktığım zaman işte tabii önce transfer yapın, işte saha sonuçlarını düzeltin, takımı top oynasın diyen bir kesim var. Ekonomiyi hani çok önemsemeyen ama bir yandan da bilinçli Trabzonspor delegesinin büyük çoğunluğu zaten bilinçli, hani bu derin yapı dediğimiz isimler bunu daha önceliğe koyuyorlar. Kulübün ekonomik yapısının düzgün olması, sürdürülebilir kılınması daha önemli diye değerlendiriyor. O anlamda bence etkileyecek. Oradaki konuşması, elindeki doneler, nelerle oraya çıkacak, neler söyleyecek. Tabii o sürece kadar da 2 aylık bir süreç var neredeyse. O 2 aylık süreçte de neler yapılacağı, dediğim gibi farklı açıklamalar da gelecek bana göre. Onların da etkisi olacağını düşünüyorum ben. Evet, bu anlamda hocamızın talep edeceği her oyuncuyu devre arasında takıma katacağız. Şampiyonluk yarışında olmamız gereken tüm adımları kararlılıkla atacağız dedi. Evet. Ertuğrul Doğan, neler söylersin? Transfer anlamda nasıl bir politika güdecek Trabzonspor? Ben onu şöyle değerlendiriyorum. Şenol Güneş biliyorsunuz Trabzonspor'a geldiği zaman transferlerin çoğunluğu yapılmıştı zaten. Evet, doğru. Yani transferlerde çok fazla dahil olmadı, hatta hiç olmadı da diyebiliriz. Zaten kendisi maç sonrası, Beşiktaş maçı sonrası basın toplantısında da şunu söyledim. Yani hani devre arasına kadar biz elimizdeki kadroyla gideceğiz. Eksiklerimiz varsa, yapamayanlar varsa ya da devam etmek istemediğinin mesajını aldığımız oyuncu varsa onlarla yollar ayıracağız dedi. Hı hı. Belki o sürece kadar ki devre arası transfer dönemine kadar ki süreçte takımın gidişatın sonrası yeni bir transfer politikası belirleyecek. Şenol Güneş tabii bunu da yönetimin devam etmesi halinde onlarla birlikte hareket edecek ama Şenol Güneş şu anda takımdan memnun olduğunu, tabii eksiklikleri de olduğunu, sorunlar olduğunu da dile getirdi. Geçmişten süre gelen sorunlar olduğunu, bunu söylerken de tabii ki geçmişlerindeki hocaları suçlamak adına söylemediklerini de dile getirdi ama mutlaka bu sorunları çözmek gerekiyor. Bunu da biz çözeceğiz dedi. Çözecek adımları atacağız dedi. Ben son toplantıda da, Beşiktaş maçı sonrası toplantıda da onun mesajını aldım. Yani neydi bu? Devre arasını beklediğini ben düşünüyorum. Devre arası transfer döneminde Şenol Güneş mutlaka o da kendi oyun sistemine ya da oyun anlayışına uyacak oyuncu transfer etmek isteyecektir. Ben bu süreci beklemek gerektiğini düşünüyorum. Mevki anlamına baktığımız zaman, yani sen hocayla da çok fazla konuşan biri olduğun için sormak istiyorum. Yani var mı kafalarda bir bölge anlamında? Yani hocanın acil şuraya almamız gereken dediği bir mevki var mı? Yani mevki olarak çok zikretmedi. Yani daha çok takımın genel anlamda sorunları olduğunu dile getirdi. Genel olarak dedim, yani işte takımda bir kondisyon eksikliği var. İnanılmaz derecede takımda bu anlamda büyük sıkıntı var. Zaten bu 5-5 maçında da gördük. Her ne kadar o kişi kalmış olsa da Trabzonspor o günü gerçekten maçın hatta içerisinde çok iyiydi. İlk yarısı, ilk bölümünde diyorum daha doğrusu. Performans ortaya koydu. Şenol Güneş etkisi dendi buna. Ama tabii ilerleyen dakikalarda, bilmiyorum maçı izlediniz mi? İzledim maçı. Yine aynı eski Trabzonspor sahadaydı. İşte geriye yaslanan çok fazla. Ama yani, Nurgül yani şöyle bunun, sana söyleyeyim. 80 dakikada 13 kişi oynamak da kolay değil. Kesinlikle değil ama bunun eleştirisini zaten Şenol Güneş kendisi de yaptı çok fazla. Hani geriye yaslandıklarını ifade etti. Tabii bunun da en büyük etkeni sahada 10 kişi kalmış olmalarıydı. Evet, çok doğru ama ben mevkisel anlamda kafasında henüz bir tablo oluştuğunu çok düşünmüyorum. Hani insanlar işte şunu söylüyor taraftarlar, işte Onaç olmaması, işte hala Onaç olabilir mi?
ama ben Banzai'yi çok beğendim. Eminim ki o güneşte aynı düşüncededir. Belki bana göre daha artıları da var onu açıya göre. Ya da hatta şu ifadeyi de kullandım. Ben Sörlot'tan sonra belki bana göre Trabzonspor'a gelmiş en iyi forvetlerden bir tanesi olacak. Yani bunu da kanıtlayacaktır. Hareketli, doğru söylüyorsun. Çok kesinlikle, hareketli. Kesinlikle çok hareketli. İnanılmaz bir oyuncu. Ben o anlamda gol bölgesinde forvet anlamında kafasında bir soru işareti olduğunu çok düşünmüyorum. Yani tabii hemen ilk maçında gördük zaten. Vizcan'ın kırmızı kart görmesi o bölgelerin alternatifli olmak zorunda olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Evet, Vizcan çok tecrübeli bir oyuncu. Belki zaman zaman yerine işte hani hep söyledik ya kanat forvet olarak Deniz Dragoş'u düşündük. Deniz Dragoş orada oynayabilir ama yine de belki o bölgeye daha böyle bir isim düşünebilir. Çünkü Vizcan'da evet çok tecrübeli bir oyuncu. Ama oyun çok hareketli olacak bundan sonra Türkiye'de de Türkiye Ligi'nde de skorlara baktığımız zaman takımlara baktığımız zaman fizik kondisyonu çok yükseklerde olan takımlar ayakta kalabilen özellikle orta sahaları işte kanatları hareketli olan ayakta kalabilen takımların kazandığı maçlara şahit oluyoruz. Böyle de olacak bence ilerleyen dönemlerde de. Belki dediğim gibi kanatlara Ortiz çok iyi döndü. Vakire sakat zaten. Hemen transferin ardından sakatlandı. O bölgeye de işte sağ ve sol kanatlara belki alternatif bakılabilir. Ben o şekilde benim kendi düşüncem bu. Ama diğer mevkilerde çok fazla Şenol Güneş'in kafasında soru işareti olduğunu düşünmüyorum ben. Yani şimdilik ben kanatların daha muhtemel belki alternatif bakılabilir. Ama elbette sorunlar var dedi Şenol Güneş. Gerçekten de çok öyle, çok doğru. Geçmişten gelen sorunlar bunlar. Bunları da düzeltmek bizim elimizde dedi. Düzelteceğiz dedi. Takımdaki özellikle az önce bahsettiğim fizik anlamındaki sorunlara da değindi. Neredeyse takımın hiç fizik kondisyonu yok denecek kadar. Abdullah Avcı döneminde tam anlamıyla bir çalışma yapılmadığı mı ortaya çıkıyor? Yani bu sorun aslında Aygün Özüpek, ben hep şunu söyleyeyim, şu örneği veriyorum. Trabzonspor şampiyon oldu 2021 sezonundan baktığımız zaman, o son 9-10 maça baktığımız zaman aynı sorun devam ediyor. O maçta, yani o son 9 maçtan bugüne kadar hep aynı sorunlar Trabzonspor'da. Yalnız ben bunu defalarca belki dile getirdim ama Nenad Bjelica dönemindeki kampı ben çok beğenmiştim. O dönem gerçekten inanılmaz bir kamp dönemi geçirmişti. Hatta futbolcular gerçekten belki bu kadar çalışma hiç uzun süre yaşamamışlardı. Buna şampiyonluk sezonunda dahil diyebilirim. Belki Nenad Bjelica'nın Türkiye'yi çok iyi tanımaması ya da buradaki şartları çok iyi bilmemesi işte çok kısa sürede gitti. 4 maç işte galibiyet, 4 mağlubiyet, 4 galibiyetle gitti Nenad Bjelica, ama ben biraz daha belki şans bulabilseydi iyi bir şeyler yapabileceğini düşünüyordum. Çünkü kamp döneminde 24 gün yaklaşık kendisini takip ettik ve abartısız söylüyorum. Yani o 24 günün 23 günü basına açık gerçekleştirildi. Son 15 yılda da ben böyle bir kamp dönemi hiç izlememiştim. Ama son 2 yılda bu anlamda çok yeterli miydi? Olmadı işte. Yani yeterli kalmadı. Bu sezonki kampa baktığımız zaman 42 derece sıcaklığı buna Zeged denen bir şehirde, kasabada kamp yaptı Trabzonspor. Ya bırakın orada antrenman yapmayı, orada sokağa çıkmak bile o kadar sıkıntılıydı ki. Dediğim gibi bizim Trabzon hemşerilerimiz çokça vardır. Biliyorsunuz yurt dışında, biliyorum, orada Budapeşte'de de yaşayan bir Trabzon hemşerimiz bize şunu söyledi. Yani buraya gelmek bu mevsimde özellikle Zeged bölgesine hiç akıl kârı değil. Çünkü Macaristan'ın en sıcak bölgesi bu mevsimde burasıdır. 42 derece sıcaklıklar. Biz bile antrenmana giderken çok sıkıntılı bir süreç geçirdik. Takımın o hava şartlarında kamp yapması ve orada hani fizik kondisyonu yüklemesi, kondisyon yüklemesi bana göre çok kolay değildi. Olmayacak bir şeydi. Nitekim bunu da yaşadık. Şenol Güneş de zaten dile getirdiği ilk sorun buydu. Biraz zaman alacak devre arasına kadar Şenol Güneş'in takımı toparlaması. İşte biraz motivasyonla yürüyecek şu anda. Yeni transferler, mevcut oyuncuların
formayı kapmak için vereceği mücadele, tabii yeni yüklemeler. Trabzonspor'un eski performans hocası Gökhan Kandemir geldi. Ben çok beğendiğim de isim kendisi. Daha önce de görev yapmıştı Trabzonspor'da. O yeniden göreve başladı. Ben iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum. Ama dediğim gibi bu biraz zaman alacak. Aha, Trabzonspor'un en büyük artısı ne? Tabii ki Uğurcan Çakır'ın bu sezona mükemmel bir başlangıç yapması. Yani 18 ve 17 kurtarış, bilmiyorum hangi sezon, hangi kaleci bunu yakaladı. Ama tabii belki milli takımdan da yedek düşmesi onu hırslandırmıştır. İşte bu sezon çok farklı bakıyordur. Farklı motivasyonlar vardır ama Uğurcan Çakır'a nazar değmesin diyelim. Beşiktaş maçında da aynı şekilde aynı performans sergiledi. En büyük artısı bu sezon bana göre de Şenol Uğurcan Çakır'ın performansı diyebilirim. Evet, Uğurcan bu sene hakikaten çok iyi bir performans gösteriyor. Özellikle Beşiktaş maçında Rafa Silva'nın bir pozisyonu vardı. Onu çıkarmak hakikaten yani kolay değil. Onu söyleyeyim. Her kaleci çıkaramazdı. Kesinlikle. Yani hemen aklımıza bu Mert'in milli takımdaki o topu geldi ama bu da çok farklı bir toptu yani. Bu yani bizim de orada şahit olduğumuz pozisyon ki gerçekten akıllara ziyan derler ya, o şekilde. Hani iyi ki Uğurcan var dedirtti Trabzonspor taraftarına. En çok konuşulan konulardan bir tanesi de Sayın Başkan'ın maçtan sonra yapmış olduğu açıklamaydı. Özellikle hakem üzerinden, forma üzerinden. Hatta bir federasyon başkanına bir görüşme yapacağını da söyledi Sayın Başkan. Neler söylersin bu anlamda? Evet, yani ne yazık ki hep aynı şeyler. Yani sezon başladı ama tartışmalar, hakemler konuşulmaya devam ediyor. Maçtaki tüm Beşiktaş cephesi de bu onu anlamda. Aynı şekilde, evet. Aynı şekilde. Gerekeni yapacağız dedi. Yani tabii şampiyon olmak için biz her adımı atacağız ama dedi bir yandan da maç sonrası açıklamalarıyla tepkisini ortaya koydu. Hemen maçı, hatta bir de orada Aygün Özbek işte Mixon'da takımların çıkışını beklerken Ertuğrul Doğan'ın açıklama yaptığı söylendi. Bir anda herkes o tarafa doğru yöneldi. Evet, çok hareketli bir dönemdi. TFF başkanıyla da görüşeceğini söyledi. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz dedi Trabzonspor olarak. Yani verilen kırmızı kart kararına ilişkin tabii o da görüşten dile getirdi ama biz yani haksız bir kart değil. Bunu demiyor zaten. Haksız kart değil. Karttı demiyor pozisyonu ama bize de aynı pozisyonda verilmedi şeklinde bir ifade kullandı. Tabii Beşiktaş'tan yana hakemin tavır aldığını dile getirdi. Tabii orada bir ifadesi var ki tabii bu da oldukça iddialı bir tek eksik sahaya Beşiktaş formasıyla çıkmamış olmasıydı dedi. Ki geceye damgasını vurdu bu ifade. Bir diğer taraftada da Feyyaz Uçar açıklama yaptı. Feyyaz Uçar da açıklama yaptı. Öyle bir şey yok dedi. Evet, yani evet. Yani hakimin sahaya işte direkt Beşiktaş formasıyla çıkması gerekiyordu, çıkmalıydı. İşte kendi evinde oynadığımız maçta bütün taktik haklarını Beşiktaş'tan yana kullandığı ifadeleri oldukça başkanın tepkili olması, hemen maç sonrası sıcağı sıcağına bu açıklamaları yapmış olması tabii önemliydi. Geniş de yer buldu Trabzon'daki yerel basında da. Yani hakemin verdiği kararlarla gölge düşürdüğünü ifade etti. Yani hakemden maçın başından sonuna kadar tamamen şikayetçi oldu. Yani bu sene daha bir daha sert bir Ertuğrul Doğan portresi mi izleyeceğiz? Tabii ki, çünkü tabii hemen yayın başına da söyledik. Aralık ayında kendisini bekleyen zorlu bir kongre süreci var. Kulisler çok hareketli Trabzon'da. Uzun zamandır aslında hareketli kulisler. Hem o hem ekonomik anlamda tabloyu düzeltmeye çalışıyor. Hem transferler taraftarın, camianın beklentisine karşılık vermeye çalışıyor. Yani hakkını vermek gerekiyor Ertuğrul Doğan. Gerçekten inanılmaz bir şekilde enerjisini tamamen Trabzonspor'a vermiş durumda. Ama tabii bunun da karşılığı olarak sahada işte takımının haksızlığa uğradığını düşündüğü zaman bunu dile getiriyor. Bu sezon senin de söylediğin gibi Aygün Özbek daha agresif belki olacak. Belki daha sert açıklamalar yapacak bir Ertuğrul Doğan diyeceğiz. Geçtiğimiz sezonlara nazaran o da emeklerinin karşılığını görmek istiyor. Özellikle Trabzonspor'un kendi sahasında bu şekilde bir haksız duruma ve haksızlığa uğratılmış olduğunu düşündüğü için o sert açıklamaları yaptı. Hani biz kendi sahamızda bu haksızlığa uğruyorsak deplasmanda neler yaşayacağız? Onun mesajını verdi Ertuğrul'dan. Ama dediğim gibi
zorlu bir kongre süreci bekliyor Ertuğrul'dan. Bir yandan da ona hazırlanmak zorunda. Çünkü kulisler gerçekten uzun zamandır çok... Var mı isim böyle sonra. Netleşen bir isim var mı Nurgül? Tabii yani netleşen isim demeyelim ama konuşulan çokça isim var. Hatta listeler yapıldığı yönünde. Öyle mi? Tabii kulisler dolaşıyor. Hatta bir değil belki iki biri aday çıkabilir diyebilirim yani. Sert bir kongre bekliyor yani. Evet, evet. Peki. Nurgül ekleyeceğin bir şey var mı? Yani şu anda Trabzonspor'un Perşembe günü de biliyorsunuz erteleme maçı var. Kayseri Spor'la oynayacak. Hemen ardından Pazartesi tekrar işte Antep deplasmanı yoğun bir maç trafiği var. Tabii Şenol Güneş şu anda dediğim gibi takımı toparlamaya çalışıyor. Visca'nın kırmızı kartla cezalı duruma düşmesi, Vakime'nin sakatlığı. Bakalım Kayseri Spor maçında aslında nasıl bir kadroyla çıkacak. Onu biz de bekliyoruz. İşte Cihan Çanak'ın da sakatlığı var. Onun da ne durumda olduğu, ben Kayseri maçında da çok oynayacağını düşünmüyorum. Eksikleri var Trabzonspor'un. Buradaki maçın taraftarın da tabii desteğiyle, Şenol Güneş de Abdullah Avcı'da olduğu gibi taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Özellikle şu süreç gurbetçi vatandaşların çokça yoğun olduğu bir dönemin son dönemlerindeyiz aslında. Beşiktaş maçı kapalı gişe oynadı ama hani Trabzonspor taraftarı, seninle de konuşuyoruz bunu. Her maç sonrası biraz daha azalan bir grafik gösteriyor. Ne yazık ki son yıllarda. Belki Şenol Güneş'te birkaç maç daha böyle gidecektir. Ama umarım o tribünler hep dolar. Çünkü Trabzonspor eğer Ertuğrul'dan şampiyonluk için biz üzerimize düşen her şeyi yapacağız diyorsa taraftarın da o fedakarlığı göstermek gerekiyor. Nurgül çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. İyi yayınlar dilerim. Evet, hattımızda Futbolra'dan Nurgül Günaydın vardı. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda TV Bu Spor'dan sevgili Ali Aydın var. Ali, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? İyi yayınlar. İyiyim. Sen nasılsın abi? Sağ ol. Çok teşekkürler. Adalet istiyoruz dedi Beşiktaş Kulübü. Dün bir açıklama yaptı. Dört maçla ilgili alakalı olarak Merkez Hakem Kurulu'na tepki gösterdiler ve adil davranın, korkmadan karar verin ve Türk futbolunu koruyun dedi. Yaptığımız her dört faulle bir sarı kart çıkarken ezeli rakiplerimizden birinin 8 faulle bir sarı kart, diğerinin ise 53 faulüne bir sarı çıkması olağan olarak mı karşılamayız dedi. Neler söylemek istersin bu anlamda? Yani Beşiktaş Kulübü kendi cephesinden baktığı zaman son derece haklı bir serzenişte bulunmuş. Bunu da MHK'ye şu an için açık mektup olarak dün bir bildiri yayınladı. Bakalım bundan sonraki reaksiyonlar ne olacak? Tabii yıllardır hep aynı şeyleri söylüyoruz. Özellikle Beşiktaş hakemler konusunda bence en çok çeken kulüp. Yani her şeyin ilki Beşiktaş'ta yaşandı hakemlerle alakalı. Hı hı. Yani yıllar önce hakem tarafından gol yiyen bir takım Beşiktaş. Yani bunu hiç fazla böyle uzatmaya gerek yok. Adem Akçay biliyorsun. Biliyorum. Eskiden benden de büyük. Yani işte bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlar, futbolcuların, futbolculara, hakemlerin, Beşiktaşlı futbolculara bakış açısı. Ben size bununla ilgili çok örnekler sayarım. Çok da video zaten sosyal medyada bununla ilgili çok da videolar dönüyor. Ya ben mesela dün kendi çıktığım kanalda da TV Spor'da da söyledim. Ali Şansalan bana sakın anlatmasın kimse. Özellikle Ali Şansalan anlatmasın. Hani ben Vizca'nın pozisyonunu görmedim. Vizca'nın pozisyonunu görmeyen Ali Şansalan niye gitmezse Artur Bosako'nun pozisyonunu çok net görüyor ve elinde kartla geliyor koşarak. Yani ben MHK başkanı olsaydım dün Ali Şansalan ve ekibini hepsini çağırırdım. Oturtururdum MHK'nin bir odasında. Açardım marka vizyondan da maçı. Pozisyon giderek ilerleyerek hem Trabzonspor için yaptı hem de Beşiktaş için yaptı. Bütün şeyleri, hatalı şeyleri sorardım mesela. Mesela Vizca'nın pozisyonunu sorardım. Gözünün önünde Ali derdim. Hani niye buna gittin Vizca'yı uyarma gereği duydun? Neden bu işi süzemedin? Bana bunun açıklamasını yap derdim.
Aynı pozisyon, aynı karelerde, aynı pozisyon değil tabii ama aynı karelerde, aynı görüş mesafesinde Masuaku'yu nasıl gördün? Nasıl kanaat getirdin sarı kart olduğuna? Masuaku'nun pozisyonu sarı kart tabii ki de, bunu tartışmıyorum. Yani sadece aradaki niyetleri göstermeye çalışıyorum. Şimdi mesela bir pozisyon var, Masuaku'ya ikinci yarıda yapılan. İki kişi birden dalıyor gözünün önünde, biri arkadan çekiyor, biri önden dalıyor. İki pozisyon sarı kart bilgi vermesi lazım. Hı hı. Bir Trabzonsporlu'ya. Oyunu devam ettiriyorsun. Burada neye göre devam ettiriyorsun? Şimdi herkes kendi açısından baktığı zaman haklı gözüküyor. Anladın mı Aygün abi? Ama şimdi ben de şunu soruyorum. Benim yorumcu arkadaşlarım dün Ciro Immobile'nin pozisyonuna penaltı değil dediler. Ben de penaltı diye iddia ediyorum. Neden bunu? Immobile'nin pozisyonu bence de penaltı. Ama hakem yorumcuları maalesef değil dedi ama çekme var, itme var, alttan ayağa vurma var. Abi, ben de aynı görüşteyim. Abi yıllardır bu pozisyonlara penaltı, penaltı verildi. Bunun daha da basitine penaltılar verildi. Şimdi o zaman kardeşim bu penaltı değilse bir Allah'ın kulu çıksın. Bu penaltı kuralının kıstaslarını bize anlatsınlar. İnsanları da gerizekalı yerine koymasınlar abi. Doğru. Ne olduğunu yeter, anlayalım. Yeter kardeşim. Beşiktaş'a karşı da hakemlerin birazcık daha usturuplu olması lazım. Bak ben sana söylüyorum Aygün abi. Benim içimde birikmiş, 30 yılın birikmiş olduğu hesaplaşmalar var yani hakemlerle ilgili. Ben sana kara kara video video dökerim. Hakemin Beşiktaş'ta futbolculara yaklaşımı nasıl? Diğer oyunculara yaklaşımı nasıl? Ramazan Eryit bununla ilgili mesaj atmış. Diyor ki sana sormamı istiyor. Ali abiye sorar mısın diyor. Hakem birinci sorusu diyor ki Ali Şansalan Beşiktaşlı futbolcular parmak sallayabilir mi diyor. İkinci soru diyor Muçi'nin diyor gerçek yeri sağ ön mü diyor. Üçüncü soru Beşiktaş kalesinin bir tane top geldi o da gol oldu. Bunu neye bağlıyor diyor. Aslında şeyden başlayabiliriz. Ali Şansal'ın Beşiktaşlı futbolcuları parmak sallamasından başlayabiliriz ki bunu daha önce de federasyon başkanı bir Beşiktaş kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de parmak salladı. Oradan da başlayabiliriz aslında baktığımızda. Yani şimdi ben bak ben yani bu artık bir artık aksiyon alınması lazım. Ya Beşiktaş camiasının bu konuyla ilgili artık ciddi bir aksiyon alması lazım. Ya almaya başladığını hissediyorsun ama şu anda yani dünkü açıklamaya baktığın zaman bu sene daha sert bir Beşiktaş göreceğiz gibime geliyor. Evet. Bu yani şimdi Beşiktaş yönetimi şimdi bununla biraz başladı ama daha da sert önlemler alması lazım. Yani çünkü hani bu işin sonu yok. Yani bakın ben bir daha söylüyorum. Ben bunu söyleyince insanlar beni yanlış anlıyorlar. Kardeşim Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon bakın bunlar Türkiye Süper Ligi'nin en önemli 4 tane dinamo taşı. Bunlar olmazsa bu Süper Lig izlenmez. Kimse izlemez. Kimse kimseyi kandırmasın. Ben demiyorum ki 4 büyük takımlara müsamaha gösterilsin, daha şey yapasın. Beşiktaş'ın istediğine adaletli yönetim. Adaletli. Yani sen orada Vizca'yı tatlı dille uyarırken Mert'i azarlamayacaksın. Bugün Mert Günok dediğin adam A Milli Futbol Takımı'nın kalecisidir. Ben birazcık bunları yaparken o adam oraya takım kaptanı olarak geliyor. Kişi itiraz ediyor. Sen bağıramazsın. Sen Gaston Fernandez'e bağıramazsın. Bağırıyorsan herkese eşit bağıracaksın o zaman. Sen bunu Galatasaray'da yapacaksın. Fenerbahçe'de yapacaksın. Trabzon'da yapacaksın o zaman. Karşında da senin böyle azarlayacağın çocuk da yok yani. Hayırdır ya? Sen çok güzel maç yönetiyorsunuz da sen hepiniz Pierluigi Colina'sınız. Futbolcu azarlıyorsunuz. Abicim sen yıllardır bu işin içindesin. Biz ne hakemler gördük. Pierluigi Colina geldi. Niye Türklerin en çok sevdiği hakem Pierluigi Colina'ydı? Pierluigi Colina yeri geldiği zaman futbolcu azarlamıyor muydu? Azarlıyordu. Ama herkes Pierluigi Colina'ya güveniyordu. Verdiği kararlara. Atıyorum Serdar Tatlı. Niye herkes Serdar Tatlı'yı seviyordu? Çünkü verdiği kararları biliyordu. Sert bir hakemdi. Ama doğru kararlar veriyordu. Şimdi hal böyle olunca kimse buna bir şey demez. Ama sen yani böyle hem iyi maç yönetmeyeceksin hem gördüğün pozisyonu yüreğin yetmeyecek, veremeyeceksin kırmızı kartı. Hı hı. Orada veremediğin için de vara vara bırakacaksın pozisyonu. Aman ne şiş yansın ne kebap yansın diyeceksin kendi içinden. Aman ben sorumluluk almayayım diyeceksin. Vizca'nın pozisyonunu vara bırakacaksın. Allah'tan var devreye girdi. Doğrusunu söyledi evet. Ben yani kırmızı kart diye. Sen o zaman niye varsın ki hakim olarak orta sahada? Ya niye varsın abi? Adama sorarlar yani. Bak ben çok ciddi bir şey söyleyeyim abi. Söyle. Bu hakeme en az 4-5 maç ceza verilmeli. Bu hakeme maç verilmemeli. Ali Şansalan bu hafta sonu maç alır kesin.
ki diğerleri de aldı. Halil Umut medalleri de aldı. Barış Alper Sakalar da aldı. Yani onları söyleyelim. Varda Varda neler yaptılar. Biz boşuna konuşuyoruz Aygün abi. Boşuna konuşuluyor. Ben söylüyorum zaten. Türk futbolu da boşuna konuşuluyor. Biz anca böyle birbirimizi kendimizi abi, kendi kendimizi abi. Kandırıyoruz. Kendi kendimizle konuşuyoruz. Ama aynen. Maalesef Türk futbolu boşuna konuşuyor. İşte bu kadar sert olaylar yaşandı. Hafta sonu neler yaşandı? Sakin olun diye açıklama yaptı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Nerede sayın Hacı İbrahim Hacı Osmanoğlu? Ne dedi? VAR'da hatan yapana dedi. Bir daha VAR'a oturtmam dedi. VAR haftalardır hatalar içerisinde. Sağ içerisinde gördüğünü çalmayan hakemler var dedi. Hala devam ediyorlar. Neredesin sayın başkan? Evet. Ne diyorsun i̇şte bu konuyla ilgili sevgili Ali? Ne dersin? Dediğim abi dedim. Abi hiçbir şey değişmez. Bak bu içerideki sistem yapıyı yıkmadığı sürece yani bütün yani oraya biz de otursak başkan olarak aynı sorunları yaşarız abi. Ben bugün MHK başkanı olayım. Oradaki sistemi yıkmadığım sürece o sistem beni değer abi. Orada zaten önemli olan Merkez Hakem Komitesi başkanının değişiyor olması değil abi. Oradaki o sistemi dağıtmak. Herkese orada lav etmek lazım. Bir Allah'ın kulu kalmaması lazım ki yeni bir yapılanma lazım oraya. Ama işte bunu yapmak için de bunu yapabilir misin? Bunu da izin vermezler, yaptırmazlar. Çünkü orada çok başka bir sistem olduğu için o sistemi yıkmak o kadar kolay değil. O yüzden biz böyle sabah akşam konuşuruz. Ya ben şeyi merak ediyorum. Ya benim hakikaten sülalemde akrabalarım yok böyle hakem falan. Ya ben mesela Ali Şansalan gibi hakemlerin akrabaları bir şey demiyor mu abi bu insanlara? Ya baba sen ne yapıyorsun diye. Hiç mi bir tane o Ali Şansalan'ın sülalesinde büyük bir abi, bir amca, böyle büyük bir baba yok mu ya? Gel oğlum buraya sen ne yapıyorsun ya diye. Böyle maç yönetilir demiyor mu mesela? Ben merak ediyorum mesela. Yani kuzeni muzeni yok mu yani bu arkadaşların? Amca oğlu falan. Hakikaten ben bilmiyorum yani. Yok demek ki. Bu arada Muçi sorusuna gelince de Muçi yani Muçi'nin sağda ya da solda oynar mıdan ziyade Muçi'nin mental yapısını düzeltmek lazım biraz. Çünkü son iki maçtır oyuna giriyor. Hiçbir katkı sağlayamadı. Onun da herhalde büyük ihtimalle hala milli takımdan kalan bir moral bozukluğu var. Onu da artık hocanın çözmesi lazım. Çünkü yani aslında Muçi şey bir oyuncu değil. İyi oyuncu. Yani bence kötü bir oyuncu değil. Kumaşı iyi, ayaklarını iyi kullanabilen bir oyuncu ama bu son iki maçtır bir katkı sağlayamıyor. Bunu da hoca herhalde çözecektir. Ben onun büyük bir ihtimalle o milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda oynayamadı ya. Ondan dolayı bir moral bozukluğu var. Hayal kırıklığını yaşıyor, moral bozukluğu var. Onu atlatması lazım bir an önce. Yoksa Muçi hem sağda hem solda ofans bölgesinin her tarafında oynayabilir yani. Diğer soru neydi onu? Diğer soruya cevap verdin zaten. Ha şey parmak sallama, parmak sallama. Ya parmak sallama işte bu cesaretli olanlar sallıyorlar ama işte önemli olan parmak yani Mehmet Büyükekşi gitti mesela. O parmak salladı da ne oldu? Hiçbir yaptırım olamadı. Doğru. Yani kendileri çalıp kendileri oynadılar o dönem. Ali şunu sorayım sana ya aslında. Geçen sene tabii bu kadar puan farkından dolayı Beşiktaş da çok hak yendi geçen sene. Ama tabii puan farkından dolayı çok fazla sesini çıkaramadı. Aslında geçen senenin itibaren sesini biraz daha yükselseydi bu sene bunlar yaşanmaya da bilir miydi? Neler söylersin? Geçen sene niye suskun kaldı Beşiktaş? Çok geride kaldığından dolayı mı suskun kaldı? Geçen sene de çok büyük hatalar yaşandı çünkü maçlarında. Sadece geçen sene 30 senedir Beşiktaş'ın kendi lehine. Ben gördüklerimi söylüyorum. Her takım kendi açısından haklı olabilir ama ben bu işlerin Beşiktaş'a çok daha fazla yapıldığını, Beşiktaş'ın bu konuda çok mağdur olduğunu, bu Süleyman Seba'dan beri, yani Süleyman Seba boşuna söylemedi şerefli ikincilikleri. Yani dolayısıyla hakem hatalarını 30 yıldır hep aynı şekilde, Efe Yaz Hoca da söylüyor, 50 yıldır biz aynı şeyleri görüyoruz diyor. Yani ben de 30 yıldır bu işin içindeyim, 31. yıla girdim, hep hakem konuşuluyor. Ben dahil hepimiz hakem konuşuyoruz. Dolayısıyla geçen sene zaten takım çok moralleri bozuktu. Bir de başkan apar topar gelince, olağanüstü seçimde gelince tabi karşısında bir enkaz oldu. Karşısında bir davalık olmuş, bir sürü olayların geçmiş olduğu bir yani içeride davaların evet, olduğu, yani sıkıntıların olduğu bir kulüple karşılaştı. Dolayısıyla bu onlara zaman yetmedi. Şimdi artık bundan sonra
işte Trabzon maçında. Çünkü haftalardır Feyyaz Hoca Beşiktaş kazansa da hakemlerin hatalarını dile getiriyordu. Bu haftada da artık hani bazı şeyler çok bariz bir şekilde olduğu için yine açıklama yaptı hem Feyyaz Hoca hem de yani bir de Trabzonspor Kulübü Başkanı'nın Ertuğrul, hani hakem siyah beyaz hakikaten bunu ne istinaden söyledi ben çok merak ediyorum ve hani şaşırıyorum. Yani hangi takdiratla haklarını Beşiktaş'a dair kullandı. Hani bir biraz daha yani ben maçı iki defa üç defa izledim. Tamam Trabzon lehine de bir tane ilk tane yaptığı hatalar var ama şimdi Beşiktaş karşısında o işte o yani bir kere Vişka olayı başlı başına bir başka bir skandal zaten yani. İkincisi Masuaku'nun ikinci yarıda yediği darbe orada oyunu devam ettirmesi. Yani bunun gibi birçok şeyler Rafa var. Silva'ya, yani. Rafa Silva'nın da üzerine çok fazla oynanıyor şu anda. Vurma anlamında, tekmeler anlamında, oynatmam anlamında. Ya şimdi ben Edin Bişçe'ye bu konuda Edin Bişçe'ye hiçbir şey demem. Çünkü Edin Bişçe gerçekten bu ülkede gördüğümüz en kaliteli, en düzgün bir insan. En karakterli, en tabii. Art niyet olmayan bir futbolcu, onu söyleyelim. Bu işten ekmek parası yiyen ve ben orada tamamen Edin Bişçe'nin bu işi bilerek yapmadığını ve art niyette olmadığını. Kesinlikle. Zaten maçtan sonra da özür dilediğini de bildiğimiz için. Hı hı. Yani burada Edin Bişka'ya denk gelmesi tabii hem Trabzon için üzücü hem de futbol severler için üzücü. Yani çünkü sonuçta Edin Bişka hem iyi bir futbolcu hem de iyi bir karakter. Yani o Rafa Si ama ondan önceki maçta Antalya maçında yani %100 yani %100 kasti Rafa Silva'yı sakatlamaya geldi o. İşte onu söylemeye Güray'de çalıştım ben zaten. Söylemek istediğim evet, oydu. Evet. Yani işte o mesela o Güray dedi mi arkadaşın? Evet. Güray mıydı? Güray. Yani onun da zamanında ayağı kırılmıştı. Yani o yani yazık. İşte bazen futbolda iyi anılmak istersiniz ama bu tür olaylar yaptığınız zaman iyi anılmazsınız. O da onun kendi seçimiydi. Yani üzücü bir durum tabii ki de ama Rafa Silva gibi bir değer gelmiş Türkiye'ye. O insandan çok şey öğreneceğimize biz o insana eğer alaşağı etmeye çalışıyorsak bu da bizim ayıbımız olur yani Türk futbolu olarak. Ali eklemek senin son bir şey var mı? Bir şey yok. Hafta sonu derbi var. İyi olan kazansın. Derbiden beraber de çıksın. Beşiktaş eyibi yensin. Aradaki puan farkı. Puan kapı az az. Peki. Çok teşekkürler Ali yayınımıza bağlandığın için. Kolay gelsin abi. Teşekkürler. Evet hattımızda TV Bu Spor'dan sevgili Ali Aydın vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.